Şüphesiz inananlar, iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlar için artık hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara suresinin 62. ayetinde Sabilerden bu şekilde söz ediliyor Kur'an'da. Sabiler, kitap ehli arasında yer alıyor. Bu ayette birinci sıra iman edenlere, yani Muhammed dinine tabi olan Müslümanlara veriliyor. İkinci sıra Yahudilere, üçüncü sıra Hristiyanlara, dördüncüsü ise Sabilere. Oysa gerçekte birinci sıranın Sabilerin olması gerekirdi. Çünkü Sabilik sayılan dinlerin tümünden önce gelen, hepsinden eski bir dindir. Her neyse. Ayette açıkça görüldüğü gibi Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık ve Sabilik inanırları sıralanıyor ve bunların Tanrı'ya ve ahiret gününe inanmaları durumunda Rablerinin katında ecir, yani sevap alacakları ve korkudan, üzüntüden kurtulacakları, kısacası cennete girecekleri bildiriliyor. Bu İslam peygamberi Muhammed ve arkadaşlarının mümaşat yaptıkları, yani öteki dinlerin inanırlarıyla barış içinde yürüme politikası güttükleri, iyi geçinmeye çabaladıkları döneme rastlayan ayetlerden. Müslümanlar, kimi mevziler elde etmek için zaman zaman böyle politikalar izlemişler ya da izler görünmüşlerdir. Fırsat bulup güçlenince de karşılarındakini dinlerine, inançlarına bakmadan, kitap ehli filan demeden vurmuşlardır. Aslında dinler bunu hep yapmışlardır. Konumuz nedeniyle bizi burada ilgilendiren ayette kitap ehli arasında yer verildiği görülen Sabilerdir. Kimdir bunlar? Müslüman Kur'an yorumcularına, din ve tarih araştırmacılarına göre 1. Yıldızlara tapanlar 2. Meleklere tapanlar 3. Nuh peygamberin dininde olanlar 4. Yahudilerle Hristiyanlar arasında kalan bir dine inananlar 5. Yahudilerle Mecusiler arasında kalan bir dine inananlar 6. Hristiyanlarla Mecusiler arasında kalan bir dine inananlar 7. Bir dinden öbürüne geçen din değiştirenler 8. Bir kesim Yahudiler 9. Bir kesim Hristiyanlar 10. Dinsizler. Yukarıdaki ayette Sabiler, Yahudilerden ve Hristiyanlardan ayrı yer aldığına göre bunlara bir kesim Yahudiler ya da bir kesim Hristiyanlar demek Kur'an açısından mümkün değil. Dinsizler demekti. Çünkü bunlar belirli dinlerin arasında bir din inanırları olarak yer alıyor. Bunlar için din değiştirenler demek de ayetteki anlatıma uymaz. Çünkü ayette din değiştirenlerden söz edilmiyor. Ayette anlatılana uyması için Sabiler öyle bir dine inanmalı ki o din Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Hac suresindeki ayette yer verilen Mecusilikten ve dahası Arap putperestliğinden daha başka, başlı başına bir din olsun. Bu din, kimilerinin ileri sürdüğü gibi Nuh peygamberin dini olabilir mi? İsfahanlı Ragıp El-Müfredatında bu görüşü benimsediğini söylüyor. Ama bunların inandıkları neydi? Neye tapıyorlardı? Kimilerinin ileri sürdüğüne göre meleklere tapıyorlardı. Genellikle benimsenen görüşe göre ise yıldızlara tapıyorlardı. Bu yıldızların içinde ve başında da bir zamanlar birer yıldız sayılan güneş ve ay bulunuyordu. Fahrettin Razi gibi ünlü Kur'an yorumcuları da bu görüşü benimser. İbni Hazım, Şehrestani, Fadlullah el-Umeyri gibi Müslüman dinler tarihi yazar ve araştırmacılarının benimseyerek belirttikleri görüş de budur. Ve ayrıca Sabilik dininin dinlerin en eskisi olduğu yolundadır. Bu yazarların özet olarak yazdıkları Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinde yer almaktadır. Yine bu yazarların yapıtlarında belirtilir ki Sabilik inanırlarından Kurre oğlu Sabit ve oğlu Sinan gibi çok ünlü düşünürler yetişmiş, bunlar çeşitli dallarda verdikleri yapıtları yanında Sabilik dinine, inançlarına,
ibadetlerine ilişkin kitaplar yazmışlardır. Sabilikten çok şey almış bulunan Yahudilik dininin ikinci ve yeni baştan kurucusu sayılan ünlü filozof ve din adamı Musa İbni Meymun da Sabilikte yalnızca yıldızların tanrı sayıldığını, en başta güneşe, sonra aya inanıldığını, güneşi simgelesin diye onun için altından put yapıldığını, ay simgesi olarak da gümüşten put yapıldığını yazar. Sabilikteki güneş peygamberinden, ay peygamberlerinden ve bunların kitaplarından söz eder. İbni Meymun kendi zamanında Sabilik dinine inanan toplumları anlatırken en başta kafir Türklere yer veriyor. Yani Sabilik dininden oldukları için Türk toplumunu kafir diye niteliyor. Aynı kaynaklarda Sabilik dininin en yoğun olarak Kaldelilerde bulunduğunu, dünyanın öteki toplumlarına daha çok bunlardan yayıldığını okuyoruz. Sonuç: Sabilik, Kur'an'da resmen din olarak tanınıyor. Kur'an'da Sabiler, ehli kitap arasında sayılıyor. Kur'an'da Sabiler, kitap ehli arasında sayıldığı içindir ki, birçokları gibi ünlü İslam fıkıhçısı ve Hanefi mezhebinin başı olan Ebu Hanife, Sabilerin kitap ehli arasında sayılması gerektiğini belirtmiş, onların kadınlarıyla evlenilebileceğine ve kestiklerinin yenilebileceğine dair fetva vermiştir. Hanefi fıkıh kitaplarında da bu yönde fetva verilmiştir. Ne var ki, eğer bir kitaba inanıyorlar, bir peygamberi kabul ediyorlar ve yıldızlara tapmıyorlarsa diye de bir şart konulduğu görülür. Ama bu şartın sonradan eklendiği, bir takım polemikler nedeniyle bunu ekleme gereğinin duyulduğu anlaşılıyor. Çünkü Sabilik dininden olanlar, ayetlere dayalı olarak kitap ehli sayıldıktan sonra böyle bir koşulun artık anlamı olamaz. Sabilikte yıldızlara, en başta da güneşe ve aya tapınma vardır. Ve çok açık biçimde belli oluyor ki Sabilikte güneş kültü yani güneş tapımı ağırlıktadır. Sabilikteki inanç bilindiği gibi bu dindeki ibadet biçimleri de bilinmekte. Nedir Sabilikteki ibadetler? Bu sorunun kitaplardaki karşılığına bakıldığı zaman, İslam'daki birçok ibadetin tümüne yakın bölümünün, bir anlamda tümünün, İslam'a doğrudan ya da dolaylı yollardan, Sabilikten geçtiği görülür. Karşılaştıralım. Müslümanlıkta namaz abdestiyle boy abdesti ve taharet vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta vakitleriyle namaz vardır. 5 vakit. Sabilikte de. Aynı saatlerde 3'ü farz 6 vakit. Müslümanlıktaki namazlar cenaze namazının dışında rükûlu, secdelidir. Rekatlar vardır. Sabilikteki namazlar da böyledir. Müslümanlıktaki namazlardan cenaze namazı dua sayıldığı için rükûsuz ve secdesizdir. Sabilikte de cenaze namazı böyledir. Müslümanlıkta oruç vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta farz oruçlar bir aydır. Bu ayda kimi zaman 29, kimi zaman 30 gün çeker. Sabilikte de böyledir. Müslümanlıkta farz oruçlarının yanında isteğe bağlı ve nafile adı verilen oruçlar vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta fıtır bayramı adı verilen Ramazan bayramı vardır. Sabilikte de bu ad ve nitelikte bayram vardır. Müslümanlıkta kurban vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta hac vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta Kabe, Tanrı'nın evidir ve kutsaldır. Sabilikte de böyledir. Müslümanlıkta ibadet için tapınaklar vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta kutsal kitap vardır. Sabilikte de. Müslümanlıkta peygamber ve peygamberler vardır. Sabilikte de. Ve böyle gider bu. İslam'da tıpkı güneş ve ay kültlerinde, yani Sabilikte olduğu gibi güneşe ve aya ayarlı. Dikkat edilmeli. Güneş bir yere geldiğinde bir namaz, bir başka yere geldiğinde bir başka namaz. Doğması yaklaştığında bir namaz, battığında bir başka namaz. Oruç da güneş ışınları yokken başlar, güneş batınca biter. Yine oruç hadisteki buyruğa göre ay görülünce başlar, ay görülünce biter. Yani bayram edilir.
Ay 29 çekerse oruç 29, ay 30 çekerse oruç 30 gün tutulur. Güneş ve ay kültlerinde de bu ibadetler böyledir. Güneşe ve aya göre düzenlenmiştir. Bu da İslam'daki ibadetlerin nereden kaynaklandığını çok açık biçimde ortaya koyan kanıtlardandır. Şu ayete bakın. Güneşin kaymaya başlaması zamanı ve nedeniyle namaza başla. Bu ayete Diyanet'in resmi çevirisinde biraz eksik, biraz da yanlış olarak şu anlam verilir. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Sabah vakti de namaz kıl. Zira sabah namazı görülmesi gerekli bir namazdır. İsra Suresi 78. Ayet. Bu ayetin başına daha doğru olarak şu anlamı vermek gerekir. Güneşin kayma, kıpırdama zamanında ve bu nedenle namaz kıl ve gecenin karanlığına değin sürdür. Ayette bir dülükuş şems deyimi geçiyor. Bunun sözlük anlamı güneşin kıpırdaması ve kaymasıdır. Bu deyimin başında da bir li yer alıyor. Bu lam ile vakit ve neden bildirilmekte. Dolayısıyla bu lam için Kur'an yorumcuları ve dil bilimcileri sebep lamı, vakit lamı derler. Yani bu lam ile vakit ve neden bildirilmekte. Dolayısıyla bu lamdan namazların hangi zaman ve hangi nedenle kılınacağı bildirilmekte. Fıkıhtan bu hüküm çıkarılır. Fahrettin Razi bu ayet nedeniyle üçüncü mesele anlamındaki başlık altında şu bilgiyi veriyor. Li dülükiş şems'teki lam ecil ve sebep lamıdır. Bu böyledir. Çünkü namaz güneşin kaymasıyla vacip olur. Öyleyse namaz kılana namazı yerine getirmesi güneşin kaymaya başlaması sebebiyle farz olmuştur. Her şey çok açık değil mi? Demek ki İslam kaynakları da namazın güneşin kıpırdamaya başlamasına bağlı olarak insanlara buyurulduğunu kabul ediyor. Güneş kültünün bunda rol oynamadığı söylenebilir mi? Orucun farz olduğunu ve nasıl yerine getirilmesi gerektiğini bildiren ayetler, Bakara suresinin 182'den 187'ye değin olan ayetleri de oruç ibadetinde ayın ve güneşin rol oynadığını dile getirmekte. Örneğin 185. ayette "Sizden kim aya tanık olursa hemen oruç tutsun" deniyor. 187. ayetinde de orucun tan yerinde ak ipliğin kara iplikten ayırt edildiği, yani tan yeri ağardığı zamandan önce başlayıp geceye dek süreceği, yani güneşin batmasıyla sona ereceği bildirilmekte. Sakın şöyle bir soru sormayın. Peki kutuplarda gecenin ve gündüzün günlerce, aylarca sürdüğü, örneğin 6 ay gece, 6 ay gündüz olduğu yerlerde oruç nasıl tutulur? Enam suresinin 76, 77 ve 78. ayetlerine göre İbrahim, yıldızı görüp yıldıza, ayı görüp aya, güneşi görüp güneşe tanrım der. Bu gök cisimlerinden güneşi daha büyük ve daha parlak görünce tanrım budur işte, bu daha büyüktür diye konuşur. Ne var ki tanrı dedikleri yerlerinde kalmayıp batınca bunlara tanrı demekten vazgeçer. Önce yıldızdan, sonra aydan, sonra da güneşten vazgeçer. Artık bunları tanrı saymaz ve asıl tanrıya döner. Kur'an, İbrahim'in tanrıyı nasıl arayıp bulduğunu kendince anlatırken çok önemli bir ipucu veriyor. Demek ki İbrahim de süresi ne olursa olsun yıldıza, aya ve güneşe tanrım demişti. Sonra vazgeçtiği ise Kur'an'ın iddiası. İstediği sonuca ulaşmak için bu savda bulunması doğal. Ayetlerin anlattıklarına bakılacak olursa, İbrahim'in söze edilen gök cisimlerini tanrı sayma olayı bir gün içinde olup bitmiştir. Oysa akla, mantığa vurulunca bunun olabilirliği yoktur. İbrahim bu gök cisimlerine biraz düşünmeye başladığı zaman tanrım demiş olabilir. Diyelim ki ergenlik çağında. Peki bunlara tanrım dediği günden önce yıldızı, ayı ve güneşi hiç görmemiş midir? Bu nasıl ileri sürülebilir? Olay olup bitmişse bu bir evre içinde olmalı. Kaldı ki İbrahim'in yıldızları ve o zamanlar birer yıldız sayılan güneşi, ayı
birer tanrı saymaktan vazgeçtiğine ilişkin değil, yıldız, ay ve güneş tapımcılarının, yani güneş kültünün, ay kültünün, bir başka deyişle Sabilik dininin inanırlarının peygamberliğini yaptığına ilişkin kayıt ve aktarmalar vardır. Ali İmran suresinin 65, 66, 67 ve 68. ayetlerinde İbrahim'in Yahudi mi, Hristiyan mı yoksa Müslüman mı olduğu tartışması yer alıyor ve Kur'an kestirip atıyor. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O bir Hanif ve Müslümandı. Ardından da İbrahim'e en yakın olanların Muhammed'le inanırları olduğu ileri sürülüyor. Gerçekten de İbrahim paylaşılmayan bir peygamber. Özellikle Yahudilerle Müslümanlar paylaşamıyor. Yahudiler de, Müslümanlar da onu kendi ataları sayıyor. Eğer söze edilen İbrahim tarihte yaşamışsa, yazılanlara, araştırmalara ve aktarılanlara bakılarak rahatlıkla şu söylenebilir. İbrahim bir Sabi'ydi ve Sabilik dininin peygamber diye inandığı bir kişiydi. Kur'an ve hadis yorumcularından kimileri, kimi hadisler İbrahim'in toplumunun Sabi olduğunu ama onun bu toplumla savaştığını, onları doğru yola çağırmak ve sokmak için peygamber olarak gönderildiğini ileri sürseler de bu öteden beri alışıla gelen bir yutturmacadır. Nice yalan ve uydurmalar arasında bu da sergilenir. İbrahim'le Sabilerin ayrı ve birbirlerine karşı olduğu ileri sürülüp işlenir. Bununla birlikte çıkarlarının da gereği olarak İslam'ı savunmak için kalemlerini ve olanca güçlerini kullanan Müslümanlardan birçokları Sabilerin İbrahim'e peygamber olarak inandıklarını belirtmekten kendilerini alamazlar. Bunlardan ilahiyatçı tefsir hocası Profesör Doktor İsmail Cerrahoğlu şunları yazar. Sabiler Adem, İbrahim, Musa, Yahya gibi peygamberlere gönderilmiş olan kitapların suretlerine sahip olduklarını söylerler. İbn-i Nedim'in El-Fihrist'inde de Haniflerin bir kitabından öteki kitaplar gibi bu kitabın da Arapçaya nasıl çevrildiğinden söz ederken Hanifler şöyle tanıtılıyor. Müminlerin emiri Harun Reşid'in azatlısı Abeylullah İbni Selamoğlu Ahmet diyor ki, Haneflilerin kitaplarından olan bu kitabı tercüme ettim. Hanifler, İbrahimci Sabilerin ta kendileridir. Bunlar İbrahim peygambere inanmışlardır. Kur'an'da İbrahim için ne denmekte? Hanif. Burada ne diyor? Hanifler, İbrahimci ve İbrahim'e peygamber olarak inanan Sabilerdir. Haniflerle Sabileri birbirine karşıt gösterme çabaları vardır. İslam propagandacılarınca da bu önemli işlenir. Ama araştırmalar ve temel kaynaklardan birçoğunda bunların birbirinden temelde ayrı olmadığı, hatta birbirlerinin aynısı oldukları yansıtılmakta. Şu denilebilir, Hanifler Sabilerin bir koludur. Sabilerin İbrahim dinine inandıkları kimi tefsirlerde de belirtilmekte. Bu nedenle Ömer Nasuhi Bilmen de tefsirinde Sabileri tanıtırken şöyle der. Sabiler Hazreti Nuh'un veya Hazreti İbrahim'in dini üzerine bulunmuş kimselerdir. Bütün bunlar ve daha nice kanıtlar varken İbrahim peygamber Sabilere karşıydı, onları yola getirsin diye Tanrı tarafından gönderilmişti, onlarla mücadele ediyordu denilebilir mi? Ve dahası, Muhammed de ilk zamanlar Sabi diye tanınmaktaydı. Buhari ve Müslim'in es-sahihlerinde de yer alan, Muhammed'in ilk zamanlarda Sabi diye tanındığını açıklayan hadis anlatımlarına, aktarmalara tanık oluyoruz. İşte bazı örnekler. Bu parça Buhari'nin yer verdiği bir hadiste geçiyor. Peygamberin arkadaşlarından iki kişi bir kadınla konuşuyorlar. ''Hadi yürü gidelim.'' dediler. ''Nereye?'' diye sordu kadın. ''Tanrı'nın elçisine.'' diye karşılık verdiler. ''Ha şu kendisine Sabi denen kimseye mi?'' diye sordu kadın. ''Evet, işte o senin söylediğin kimseye.'' diye karşılık verdiler. Yine hem Buhari'de hem de Müslim'de yer alan başka bir hadiste de şöyle denmekti. Ebu Zer, dedim ki şimdi sen bana izin ver de
gidip şu adama yani Muhammed'e bir bakayım dedi ve anlattı. Mekke'ye gittim. Halkından güçsüz bulup gözüme kestirdiğim bir kimseye yanaşıp sordum. Şu sizin Sabi diye çağırdığınız kimse nerede? O kişi beni halkına işaretle gösterip işte bir Sabi daha dedi. Bunun üzerine vadi halkı kesek ve kemiklerle üzerime üşüştü. İlk zamanlar Müslüman olanlara da Sabi deniyordu. Hadislerde bir olay aktarılmakta. Birçoklarına yapıldığı gibi Cezime halkına da baskı yapılarak tümünün Müslüman olmaları istenmekte. Baskıyı yapan, zorbalığı ve zulmüyle ünlü Halid bin Velid'dir. Cezimoğulları da ister istemez İslam'ı... Bu Müslüman zulmünü burada bir yana bırakıp konu üzerinde duralım. Mekke çevresinde ilk zamanlar Muhammed'e neden Sabi deniyordu ve sonra Müslümanlara da Sabiler denmesi nedendi? Konuyu saptırmak için genellikle Sabi'nin sözlük anlamına başvurulur. Bu sözcüğün sözlük anlamlarından biri dinden çıkan, dinden dönendir denir. İleri sürülür ki Muhammed peygamber olarak ortaya çıktığında Kureyş putperestleri onun için Sabi diyerek onun dinden döndüğünü anlatmak istiyorlardı. Öteki Müslümanlara Sabi denmesi de bundandı. Ünlü bir vardı. Sabilik diye bir din vardı ve bu biliniyordu. Bakılıyordu ki Muhammed'in savundukları Sabilikte de var, inancıyla, ibadetleriyle. Mekke puta taparlığında da güneş kültü ve ay kültü birçok etkinlikleriyle vardı. Ama Sabilik ya da Haniflik adı altında kurumlaşmamıştı. Sabileri ayrı görmelerinin nedeni de buydu. İnanç ve ibadetleriyle Sabilerle birebir aynı gördükleri Muhammed'i ve takipçilerini Sabi diye nitelemeleri doğaldı. İslam inanç ve ibadetlerindeki sözcüklerin kaynağı. Sabilik kaynaklı olan İslam'ın yalnızca inanç ve ibadetleri değil, bununla birlikte inanç ve ibadetlerde kullanılan sözcüklerdir de. Kullanılan sözcüklerin çoğu Sabilik dininin temel dili olan Süryanca'dan, Aramca'dan gelmiştir. Kur'an'daki Yunanca sözcüklerin de Helenizm'le çok yakından tanışıp ilişkileri olan Süryanlar aracılığıyla Kur'an'a geçtiği söylenebilir. Kur'an'da yer aldığı görülen temel anahtar sözcüklerden Süryanca kaynaklı olanlar şunlardır. Allah, Rahman, Kur'an, Furkan, Kitap, Melek, İnsan, Adem, Havva, Nebi, Savm yani oruç, Salat yani namaz, Alem. Bunlar Süryani kaynaklarda belirtildiği gibi Müslüman yazarların, örneğin Suyuti'nin ünlü kitabı El-İtkan gibi kaynak kitaplarında da birçoğuyla yer alır. Doğu bilimci Arthur Jeffrey de Kur'an'daki Kelimelerin Kökeni adlı kitabında Kur'an'ın yardımcı dil kaynaklarını gösterirken Süryanca'yı da gösterir. Süryanca kaynaklı olarak Kur'an'a geçmiş birçok temel sözcükler bu eserde yazarın verdiği örnekler arasında görülür. Kur'an'daki temel ve anahtar inanç, ibadet sözcüklerinin Sabilik kaynaklı oluşu, Kur'an'ın yapısını oluşturan neler varsa tümüne yakın bir kesminin kaynağını güneş kültü ağırlıklı Sabilik'ten aldığını ortaya koyan kanıtlardandır. Peki tersine İslam Sabiliği etkilemiş olamaz mı? İnanç ve ibadetlerdeki benzerliğin bundan ileri geldiği düşünülemez mi? Bir yutturmacı olarak bunu ileri sürmüş ve savunmuş olanlar vardır kuşkusuz ve olacaktır da. Ama bu olanaksız. Üzerinde yeterince düşünülüp araştırmalara, verilere de bakılarak değerlendirme yapılırsa asıl kaynağın İslam olamayacağı kolayca anlaşılır. Peki asıl kaynak neden İslam değil de Sabiliktir? Bu sorunun karşılığı için şu bir iki kanıt bile yeterlidir. Asıl kaynak İslam değil Sabiliktir. Çünkü Sabilik yanında İslam daha dünkü bir olaydır. Asıl kaynak Sabiliktir çünkü önemli Müslüman yazarların da kabul edip belirttikleri gibi Sabilik görülen dinlerin en eskisidir. Bu da doğaldır çünkü Sabilikte bulunan yıldız tapımı özellikle de ay ve güneş kültleri batılı araştırmacıların savunduklarına göre de gelişmiş dinlerin kimine göre ise tüm dinlerin eskisini oluşturmaktadır.
Evet, yıldız tapımı, güneş tapımı, ay tapımı ve bunlardan oluşan sabilik dinlerin en eskisidir. Cahit Beyenç'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın devlet kitapları arasında yayımlanan Anadolu Mitolojisi adlı kitabında şunları okuyoruz. Alman okuluna göre dinler bir tek sembolden çıkmıştır. Max Müller'e göre bu sembol güneştir. Tyler'a göre gök kubbesidir. Hilberant'a göre aydır. Dinler tarihine göre sembollerin eski tipleri gökyüzü, güneş, ay, su, kutsal taşlar, arz, kadın, yeşerme ve ziraattir. Kitabı temel kaynaklar arasında yer alan ateşli İslam propagandacısı görülen ve bu yüzden bu konuları İslam uğruna savunmaktan çekinmeyen yazarlardan İbni Hazm bile şöyle diyor. Sabilerin inandıkları din, dinlerin çağlar içindeki en eskisidir. Böyleyken asıl kaynak Sabilik değil de İslam olabilir mi? Yani Sabiliğin ibadetlerini, inançlarını İslam'dan aldığı düşünülebilir mi? Sonra yukarıda da belirtildiği gibi temel inanç ve ibadet sözcüklerinin İslam'ın olmayıp Sabilik'teki temel dile ait olması, yani Süryanca ve Aramca olması kaynağı yeterince ortaya koymaktadır. Evet, buraya kadar anlatılan, söylenen iddialara Müslüman arkadaşların yapacakları muhtemel savunmaya geliyoruz şimdi. Sabilik de gökten inme bir dindi ama sonradan bozuldu yutturmacası. Kimi İslam propagandacıları öteden beri şunu ileri sürüp işlerler. Tanrı, Adem'den başlayarak birçok peygamber göndermiş, bunlarla birlikte kitaplar indirmiştir. Ama İslam gelinceye kadar bunlar bozulmuş, asılları unutulmuştur. Sabilik de bunlardan biridir, bozulmuştur. İslam gelince aslı yitirilmiş olan dinleri, inançları düzeltmiştir. Genellikle öne sürülen bu. Peki aslı ortada yoksa ve karşılaştırma olanağı bulunamıyorsa, İslam'ın savlarına nasıl inanacağız? Tümüyle havada kalan ve bir sürü yalana dayanan, mucize denilen boş inançlar dışında İslam'ın herhangi bir dayanağı var mı? Kaldı ki dinlerin kutsal kitapları ve temel ibadet gelenekleri inanırlarınca Tanrı'dandır. Öyle olmasa da öyle inanılır. Bunlar yerleştikten, yaygınlık kazandıktan sonra ve hele bir sürü de el yazması yapıtlara, yazıtlara geçmişken değişmiş ya da değiştirilmiş olabilir mi? Kimler, nasıl ya da ne şekilde değiştirmiş ya da bozmuş olabilirler? Vardıysa asıllarına neden hiçbir yerde rastlanmıyor? Yitirilmişse neden toplumlar yitirdiklerini hiç anımsayamıyorlar? Ayrıca şu da sorulabilir. Hicr suresinin 9. ayetinde Tanrı'ya şöyle söylettirilir. Kuşkusuz Kur'an'ı biz indirdik. Onu kesinlikle koruyanlar da biziz. Demek ki Tanrı kendi indirdiğine sahip çıkıyor ve onu koruyor. Anlatılan bu. Peki öteki kitapları da indirdiğine göre onlara niçin sahip çıkmamış ve onları neden korumamış? Onlar da kendi kitabı değil miydi? Sonra düzeltici olsun diye İslam'ı göndermek için onca yüzyıl niye beklemiş? Tabii ki Tanrı'nın hikmetinden sual sorulmaz denir, konu kapatılır bu gibi durumlarda. Kuşkusuz her şeyde değişme olur, inançlarda, dinlerde, İslam'da da olmuştur ve olacaktır. Böyledir diye yeni bir din geleceğini kabul eder mi İslam? Değişme ve gelişmeler olur ama bir takım temeller, yazılı belgeler kalır. Nasıl ki en ilkel dönemlerden, binlerce yıl öncesinden birçok kalıp, boş inanç bugüne dek sürüp gelmiştir. Melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, kader, ecel. Bu inançlar sürüp gelmemiş midir? Bunlar kitlelerin tapınma geleneklerinde, kutsal metinlerde, kutsal kitaplarda, şu ya da bu kitapta, yazıda, yazıtta, yerleştiği kafalarda, dillerde yaşayıp gelmişlerdir. Ne yazık ki gelmişlerdir. Akıl ve bilimin ırzına geçilmemiş olanı bunlara zaman zaman öldürücü darbeler vurmakta. Ama karanlığa karşı aydınlık yeterli değil. Şimdilik. Çıkarcılar, politikacılar da tarih boyu en etkili rolü oynamış olan bu silahı ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Kullandıkça kullanıyorlar. Kısacası Sabilik'teki inançlar da
kendinden önceki kaynaklardan gelmiş, kurumlaşmış ya da kurumlaşmamış olanlardan, totemcilikten, canlandırmacılıktan nice yansımalar olmuştur Sabiliye. Çeşitli süreçler, gelişmeler, değişmeler içinde. Ama Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinler söz konusu olunca temel kaynak Sabiliktir. Demek istenen de bu, gerçek de bu. Sabilikten İslam'a geçenlerin kimi doğrudan, kimi de Yahudilik ve Hristiyanlık yoluyladır. Sabiliğin temel inanç ve ibadetleri kimi sözcükleriyle birlikte Yahudilikte de bulunmakta. Yahudi toplumunun yaşamında, dilinde, kafasında, kutsal kitabında yani Tevrat'ta ve öteki kaynaklarında. Hem de çok yoğun ve ağırlıklı olarak görülüyor. Neden? Çünkü Yahudiler gözlenebildiği ölçüde birçok toplumdan çok daha fazla toplayıcı olmuşlardır. Voltaire, felsefe sözlüğünün Eyüp maddesinde Tevrat'ın Eyüp bölümünün Yahudilere ait olamayacağını kanıtlamaya çalışırken bu bölümde ayı, Orion ve Hıyatlar adı verilen takım yıldızlarından söz ediliyor oluşuna dikkat çekiyor. Şöyle diyor: İbranilerin astronomi hakkında hiçbir zaman hiçbir bilgileri olmamıştır. Hatta dillerinde bu bilimi belirleyecek bir sözcük bile yoktur. Sabilerin yıldız, ay ve güneş kültleri inanırlarınınsa gök biliminde çok ileri düzeye ulaştıkları, çok çaplı bilgileri olduğu bugün araştırmalarla yeterince biliniyor. Voltaire'in sözünü ettiği bölüm, hiç değilse bu bölümdeki anlatımların bir kesimi Sami çevrelerinden alınmış olabilir. Voltaire, yukarıdaki yargısına aynı maddede şunu ekliyor: Yahudiler bu işte de, her şeyde yaptıkları gibi başkalarının yapıtlarını kendilerine mal etmekten başka bir şey yapmamışlardır. Voltaire'in yargısına göre Yahudiler, tanrılarını bile başkalarından aşırmışlardır. Yahudilerin tanrı, tanrının nitelikleri, peygamber, ruh, kutsal kitap, tapınak, kurban, tapınma gibi konularda Sabiliği verimli bir kaynak olarak buldukları ve bu kaynaktan bol bol yararlandıkları anlaşılıyor. Hristiyanlık da kendinden önceki bu iki kaynaktan almıştır. Yahudilikten almış olması doğal. Çünkü peygamberleri olan İsa da aslında bir Yahudiydi. Tabii yaşamışsa. Sabilikten almamış olmaları da düşünülemez. Çünkü birçok yerde iç içe bulunuyorlardı. Ünlü Fransız düşünür Felicien Chalet, Hristiyanlığın, Doğu mistisizminin, Yahudi mesihçiliğinin, Yunan düşüncesinin ve Roma evrenselciliğinin kavşak yerinde ortaya çıktığını yazıyor. Roma kesiminde Roma'nın resmi dinini anlatırken şunları söylüyor: Kibele ve Atis kültü, Osiris, Isis, hatta daha sonra Serapis kültü, Suriye'den gelme güneş kültü, Mitra kültü, çoğu zaman bu tapınışlar birbirleri içinde eriyerek bir çeşit mistik sinkretizm meydana getirdi. Burada geçen Mitra kültüyle de Hristiyanlık arasında büyük bir benzerlik bulunuyor. Mitra inançlarda bir güneş tanrıydı. Mitra dini ile Hristiyanlık dininin benzerliği konusundaysa şu ilginç yargıya yer veriliyor: Eğer Hristiyanlığın gelişmesi öldürücü bir hastalık yüzünden dursaydı, bütün dünya Mitra dinini benimseyecekti. Kendi inancına pek fazla benzediği için Hristiyan kilisesi bu dinle bilhassa enerjik bir şekilde savaşmıştır. 5. yüzyılın başında da bu dini ezmeyi başarmıştır. Hristiyanlıkta güneş kültü gibi ay kültü de çok büyük ölçüde etkin olmuştur. Bakire Meryem daha önceki inançlardan kalma bir ay anaydı. Ve bakireyken çocuk doğurduğu yolundaki efsane de, ki bu efsane Kur'an'da da uzun uzun anlatılmakta, ay ana diye inanılmış olmasından kaynaklanıyordu. Ay analar ve bakireyken çocuk doğurmaları konusunda Cahit Beyenç şu güzel özeti yapıyor: Anadolu'da Kibele ana bakiredir. Babasız oğlu hem de aşığı Atis'tir. Babil ülkesinin koca anası İştar bakiredir. Babasız doğan oğlunun adı Temmuz'dur. Mısır ülkesinin koca anası Isis'tir, bakiredir. Babasız doğan oğlunun, aynı zamanda sevgilisinin adı Osiris'tir. Batı Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinin koca anası Artemis'tir, bakiredir.
babasız oğlu, aynı zamanda sevgilisi Adonis'tir. Hazreti Meryem de koca anadır, bakiredir. Oğlu İsa babasızdır. Adına Meryem ana derler. Koca analar, ay analardır. Bereket mabudeleridir. Hristiyanlar Meryem anaya Nutre Lune, yani bizim ay derler. Güneş, ay ve eskiden yıldız da denen gezegenlerin tapımlarından nasıl yansımalar bulunduğunu haftanın günlerinin adlarına bakarak da anlayabiliriz. Sunday, pazar. Sun, güneş. Day, gün demek olduğuna göre Sunday, güneş günü demek. Monday, pazartesi. Bu da ay anlamındaki mon ile gün anlamındaki day'den oluştuğu için ay günü demek. Saturday, cumartesi. Bu da Satürn günü demek. Bu günlere neden bu adlar verilmiştir? Çünkü her gün hangi yıldızın gezegenin adıyla anılıyorsa onun ibadetine ayrılmıştı. Peki haftanın her bir gününü her bir yıldıza, gezegene ayıran hangi dindi? Birçok kaynakta olduğu gibi İbn-i Nedim'in El-Fihrist'inde de bu sorunun karşılığını bulabiliyoruz. Tabii ki Sabilik dini. Sabilik'te pazar güneş ibadetine, pazartesi ay ibadetine, salı Mars ibadetine, çarşamba Merkür ibadetine, perşembe Jüpiter ibadetine, cuma Venüs ibadetine ve cumartesi Satürn ibadetine ayrılmıştı. İbn-i Nedim aynen böyle diyor. İslam'a gelince, İslam'ın önünde daha bol ve hazır kaynak var. Sabiliğin inançlarını, ibadetlerini, tapınma biçimlerini ve Sabilik kaynaklı öteki yansımaları hem doğrudan asıl kaynağından, yani Sabilik'ten, hem de Hristiyanlıktan, Yahudilikten almıştır. Başta peygamberleri olmak üzere Müslümanlar hemen her dalda topladıkça toplamışlardır. Alıp kendilerine, İslam'a mal etmişlerdir. Alıp yararlandıkları kaynakları da ellerinden geldiğince yok etmişlerdir. Birçok kitap ve kütüphane yakmışlardır. Halife Ömer'in İskenderiye kütüphanesini nasıl yaktırdığını anımsayın. Kısacası Sabiliğe daha önceki ilkel inançlar, tapınmalar kaynaklık etmiştir. Sabilik ise tarihin derinliklerinden taşıyıp getirdiği binlerce yıllık bu inançları yeni biçim ve kalıplar içinde yoğurup yenilerini de ekleyerek kendisinden sonraki dinlere, Yahudiliğe, Hristiyanlığa ve Müslümanlığa boşaltmıştır. Güneş tapımındakilerle ay tapımındakiler ve başka gök cisimleri için oluşturulmuş tapımlarla birlikte. Ortak inanç ve tapımların Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık etkisiyle Sabilik dininde oluştuğu söylenemez. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi en eski olan ve en eski geleneğe sahip bulunan din Sabiliktir. Sabilik nasıl kitap ehli dinler arasında anılıyorsa, Sabilerin tapınakları da Tanrı'nın adının anıldığı tapınaklar arasında anılıyor Kur'an'da. Böylece hem öteki dinlerle bir süre birlikte yaşama, ki ezici güç sağlanıncaya dek bu politika izlenmişti, hem de kendini öteki dinlere, inanırlarına kabul ettirme amaçlanmaktaydı. Haç suresinin 40. ayetinin dilimizdeki anlamı şöyle: onlar haksız yere ve yalnızca Rabbimiz Efendimiz Tanrı'dır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Tanrı insanlardan kimileriyle kimilerini savmasaydı, yani Müslümanları kullanıp puta taparları savmasaydı, Tanrı'nın adının çokça anıldığı savmalar, yani Sabi tapınakları, biyalar, yani Hristiyan kiliseleri, salutalar, yani İbranice'de tapınak, Yahudi tapınağı ve mescitler hep yıkılırdı. Elbette ki Tanrı kendisine yardım edene yardım eder. Kuşku yok ki Tanrı kuvvetlidir. Müslümanların Mekkelilere karşı silaha sarılmaları burada bir gerekçeye bağlanmıştır. Müslümanlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar demekle de Mekkeliler kınanmış oluyor. Oysa Müslümanlar da birçok farklı dinden insanı, örneğin Kureyzaoğullarını yurtlarından çıkarmışlardı. Üstelik peygamberin önderliğinde, üstelik aradaki anlaşmayı da tek yanlı bozarak ve üstelik kimi insanlarını hayvan gibi boğazlayarak. Bunu belgelerle bağlardık ama burada konumuz bu değil.
bu ayette geçen savamin, savma sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük, Müslüman Kur'an yorumcusu ve Arap dil bilimcilerinden birçokları da kabul eder ki Süryancadır ve Sabi Tapınağı'na verilen isimdir. Suyuti, Savma'nın ibadet yeri demek olduğunu belirttikten sonra bu ibadet yerlerinin Sabilere ait olduğunu yazıyor. Kurtubi de Savma'nın yüksek bina anlamında olduğunu ve bu adın verildiği tapınakların İslam öncesi dönemde Hristiyan rahiplerine ve Sabi ibadetine ayrılmış bulunduğunu belirtir. Ünlü Kur'an yorumcusu Fahrettin Razi de aynı görüştedir. Bu şunu açıkça ortaya koyuyor. Kur'an'da güneş kültünün ağırlıklı olduğu Sabilik dininin tapınakları tanınıyor ve bu tapınaklarda da Tanrı'nın adının anıldığı açıklanıyor. Ve bunu Müslüman Kur'an yorumcuları da kabul etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Kur'an, güneş tapımının da içinde bulunduğu ve ağırlıklı olarak yer aldığı bir dini tanrısal bulmuştur. Kâbe bir güneş tapınağıdır. Bir sonraki bölümde yer vereceğimiz Meksiko Maslahat Güzarı Tahsin Mayatepec'in Atatürk'e gönderdiği raporda Mayatepec, Kâbe'nin yapısını başka yapılarla, Meksika'daki ve başka yerlerdeki tapınaklarla karşılaştırmakta ve Kâbe'nin de güneş tapınağı olarak yapıldığı sonucuna varmakta. Bu sonucu destekleyen bilgiler Müslüman yazarlardan Mesudi gibi ünlülerin kitaplarında da vardır. Mesudi, Mürucuz Zeheb adlı kitabında dünyanın büyük tapınaklarını 7 yıldız, yani güneş, ay ve öteki 5 gezegen adına yapılmış 7 büyük tapınağı anlatırken şunları yazıyor. Bir kavim şunu ileri sürdü ki El Beytül Haram yani Kâbe geçen çağlar boyu çeşitli yüzyıllar içinde hep saygı görmüştür. Çünkü o Zühal'in yani Satürn'ün evidir. Zühal onu sürekli edinip tutmuştur. Çünkü Zühal sürekli kalıcılık da ister. Onun olan bir şey ne yitip gider ne de dönüp dönüşür. Ve saygı görmekten geri kalmaz. Sonra kötü nitelikler taşıdığı için burada anlatmaktan kaçındığımız şeyler de söylediler. Aradan uzun zaman geçince Tanrı'ya yaklaştırsınlar diye putlara tapar oldular. Yıldızlara tapınma yoluna gittiler. Bunlar dediler ki El Beytül Haram 5 gezegenle 2 ışık verenden oluşan 7 yıldız adına yapılmıştır. Mesudi, Sabilerin tapınaklarını da anlatıyor. Geniş açıklamaları içinde şunları yazıp açıklıyor. Sabilerin tapınakları içinde şunlar da vardır. Başak tapınağı, Süret tapınağı, Nefis tapınağı. Bunlar dörtgendir. Zuhal tapınağı altıgendir. Müşteri yani Jüpiter tapınağı üçgendir. Melih tapınağı dikdörtgendir. Güneş tapınağı dörtgendir. Utarit yani Merkür tapınağı dikdörtgen içinde bir üçgendir. Zühre yani Venüs tapınağı dörtgen içinde üçgendir. Ve Ay tapınağı sekizgendir. Buradaki bilgiye göre 7 yıldızdan biri için yapılmış olduğu daha önce belirtilen ama kimilerince Zuhal için yani Satürn için yapıldığı ileri sürülen Kâbe'nin Güneş tapınağı olması gerekir. Çünkü burada Güneş tapınağının dörtgen, Zuhal tapınağınınsa altıgen olduğu belirtiliyor. Kâbe dörtgendir. Mesudi'nin burada yer verdiği bilgi birçok kaynakta yer aldığı gibi Şehrestani'nin El Milal ben Nihal isimli eserinde de yer alıyor. Ne olursa olsun Kâbe'nin 7 yıldızdan biri adına yapıldığı ve tapınmaların nice zamanlar o yıldız için olduğu üzerinde birçok tarihçi, din tarihçisi ve araştırmacı birleşiyor. Ve açıkça ortaya çıkıyor ki Kâbe bir Sabi tapınağıydı. Birçokları gibi İbni Hazm da Sabilerden, tapınaklarından, ibadetlerinden söz ederken yazdıkları arasında şunları söyler. Sabiler 7 yıldıza ve 12 burca saygı göstermek gerektiğini söyler ve bunların suretlerini tapınaklarında yapıp bulundururlar. Bunların kadim olduklarını da söylerler. Bunlara kurbanlıklarla ve darıyla yakınlaşmaya çalışırlar. Bir gündüz ve gece içinde Müslümanların namazlarına benzer 5 vakit namazları vardır. Ramazan ayında da oruç tutarlar. Namazlarında Kâbe'ye, El Beytül Haram'a dönerler. Kıbleleri Kâbe'dir.
Mekke'ye ve Kabe'ye saygı duyarlar. Öle etini, kanı, domuz etini haram sayarlar. Müslümanlara haram sayılan kurbanları onlar da haram sayar. Hindistanlılar da Buda'ya, yıldızlar adına tasvir ve saygı anlamında buna benzer bir yol izler. Arap toplumundaki putların kökeni de budur. Evet, bu yazılar her şeyi açıkça ortaya koymuyor mu? Şu gerçekten inanıp ibadet eden Müslümanlar bir takım şeylerin iç yüzünü bilseler ne kadar iyi olur. Bilseler ki namazları, oruçları aslında yıldız tapımından, güneş tapımından, ay tapımından, yani bu gök cisimleri simge yapılarak yapılan tapımdan, kısacası sabilikten kaynaklanıyor. O zaman bunları yerine getirmek için zamanlarını ve kendilerini tüketirler mi? Bilseler ki beş vakit namazda yöneldikleri Kabe, aslında simgesel de olsa falanca yıldıza, güneşe tapınma için yapılıp kullanılmış bir yer. O zaman Beytullah sayıp oraya yönelirler mi? Ve bunu ülkemizin insanları bilse, yok farz hacdır, yok umredir deyip Kabe yollarına düşerler mi? Yılda milyonlarca lira o yollara harcanır mı? Kimileri de çoluk çocuğunun yiyeceğini, varını yoğunu alıp götürür mü oralara? Ah bir bilseler! Ama sayıları hızla arttırılan din okullarında üretilen din adamları, ayrıca anayasaya da sokulan zorunlu din eğitimi buna yol verir mi? Ve tabii ki çıkarcı, politikacı kesim. Yukarıdaki açıklamada Sabilik'teki tapınma biçimlerinin Hindistan kesimlerinde de bulunduğu dile getiriliyor. Bu tapınma biçimlerinin asıl yurdu neresi acaba? Sabiliğin öteki dinlere de geçen ibadetlerinin ana yurdu neresi? Araştırmacıların bu konuda söyledikleri çeşitli. Tahsin Mayatepe'nin raporunda belirtilenlere göre bu tapınma biçimlerinin asıl yurdu Orta Asya. Anıtkabir'de bulunan ve çok yerine Atatürk'ün altını çizmiş ve incelemecilerin dikkatlerini çekmiş olması nedeniyle Atatürkçü ve çok değerli bilim adamı, araştırmacı olan Gürbüz Tüfekçi'nin Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar adlı kitabında önemli bir kesimi yer alan bir araştırmaya göre ise ana yurt, kaybolmuş Muğ kıtası. Bu araştırmanın ön sözünden Tüfekçi'nin kitabında yayımlananlardan bir kesim şöyle: bu eserlerdeki bütün ilmi hakikatler iki kısım eski tabletlerin tercümeleri üzerine istinat etmektedir. Bunlar birçok sene evvel Hindistan'da bulduğum Nacal tabletleri ve yakın zamanlarda Meksika'da Will Niven tarafından bulunan 2500'den fazla büyük bir taş tablet koleksiyonlarıdır. Bu iki kısım aynı orijine maliktir. Zira her ikisi de Mu'nun mukaddes esrarlı yazılarından alınmadır. Nacal tabletleri Naga sembol ve harfleriyle yazılmıştır. Menkıbelerin söylediğine göre ana vatanda yazılmış, ilk defa olarak Burma ve sonra Hindistan'a getirilmiştir. Nacalların Burma'yı 1500 sene evvel bırakmış olmalarına tarihin şahadeti bu tabletlerin fevkalade eksikliğini ispat etmektedir. Bu Amerikan tabletlerinin şamil olduğu bazı mevzular şunlardır: yaratılışın en küçük noktalarına kadar tarifi, dört büyük kozmik kuvvetin orijin ve harekatı. Binden fazla tablet bu mevzuya ayrılmıştır. Ve sonuncusu olmakla beraber haiz-i ehemmiye olan kadının yaratılışı. Şark'ta tesadüf ettiğim Nacal tabletleri muhtelif mevzular üzerine noksan parçalardan ibaretti. Meksika tabletleri Nacal'dakileri yalnız teyit etmiyor, birçok noksan yerlerini de tamamlıyor. Bu tabletlerin ileri sürdüğü vakaların doğruluğunu mümkün olduğu kadar ispat için birçok sene çalıştım. Meksika'dakiler, Nacal'dakiler gibi arzın bir zamanlar birçok hususlarda bizimkine faik, tasavvuru imkansız eski bir medeniyete malik ve modern dünyanın tanımaya yeni başladığı mühim bazı esaslarda daha ileride olduğu kanaatini bana mutlak surette veriyor. Bu tabletler diğer eski vesikalarla birlikte Hindistan, Babil, İran, Mısır ve Yunanistan medeniyetlerinin ilk büyük medeniyetin sönen korları olduğuna dair şayan-ı hayret hakikatlerin şahitliğini yapmaktadır. Bu kitabın ilk tabının esasını teşkil eden
Şark Nacal tabletleri eski insanlara dair hayretengiz bir tarihtir. Araştırmanın bir başka sayfasından, sayfa 16. Adın yani Cennet Bahçesi Asya'da değil, şimdi Pasifik Okyanusu'na batmış olan bir kıtadaydı. Mukaddes kitaptaki hayat hikayesi, 7 gün ve 7 gece kıssası en önce Nil halkından yahut Fırat Vadisi'nden değil, şimdi bu yok olmuş kıtadan, insanlığın ana yurdu Muğ kıtasından gelmiştir. Bu izahlar Hindistan'da uzun zamandan beri unutulmuş olduğu halde benim keşfettiğim mukaddes kitabelerdeki kayıtlar, başka memleketlerdeki bir takım tarihi kayıtlar üzerine tahkik olunabilir. Bütün bu kaynaklar bundan 50 bin yıl önce 64 milyon nüfus barındıran bu acayip memleketin o zaman bugün medeniyetinden daha yüksek bir medeniyete sahip olduğunu söylemekti. Bunlar, anlattıkları başka şeylerin yanında, esrarengiz Muğ topraklarında ilk insanın yaratılışını da hikaye etmekti. Bu kitabelerdeki yazılı olan şeyleri, yazılı eski vesikalardan, tarih öncesi harabelerden ve jeolojik hadiselerden çıkarılan eski medeniyetler hakkındaki bilgilerimizle kıyaslayıp anladım ki, bütün bu medeniyet merkezleri, kültürlerini müşterek kaynaktan, Muğ kıtasından almışlardır. Araştırmanın 3. fasıl, Uluhiyet Sembolleri ve Vasıfları başlıklı bölümünden. Güneş, uluhiyetin monoteistik sembolüydü. Monoteistik sembol olması sebebiyle ona bütün mukaddes sembollerin en mukaddesi nazarıyla bakılırdı. Uluhiyetin her bir vasfı müteaddit hallerde onu temsil eden muhtelif semboller haiz olduğu halde müşterek veya monoteistik yalnız bir sembol vardı. İnsaniyet tarihinin başlangıcında Allahlar yoktu. Yalnız bir büyük namütenahi vardı. Alim ve arkeologlar eski yazı şekillerini, sembolizmleri anlamadıklarından maalesef eskilerin güneşe taptıkları hakkında yanlış bir şaia çıkarmışlardır. Hakikatte eskiler güneşi yalnız bir sembol olarak kabul ederdi. Evet, Tüfekçi'nin kitabından aktardığımız araştırmada bunlar anlatılmaktı. Kuşkusuz güneş tapımı, ay tapımı, yıldız tapımı vardır. Ama yukarıda da belirtildiği gibi bu tapımlardaki güneş, ay ve yıldızlar birer semboldür. Yani asıl amaç hepsinde saklı olduğuna inanılan yüceler yücesi güce yakınlaşmak, ona ulaşmaktır. Putperest sayılanların tapımları da bu nitelikte. Kur'an'da puta taparlara, putlara neden taptıkları sorulduğunda onların "bizi Tanrı'ya yaklaştırsınlar diye tapıyoruz" dedikleri anlatılmakta. Ama Kur'an ve İslam dini sanki temelden yeni, tümüyle başka bir şey getirmiş gibi puta taparların Tanrı'ya ortak koşmalarını kabul etmiyor. Oysa bir çeşit Tanrı ortakları olarak putların yerini melekler almıştır İslam'da. Daha önceki dinlerde olduğu gibi. Adların ve söyleyiş biçimlerinin dışında değişen hiçbir şey yok. Tek Tanrı ise puta tapar denen kesimde de vardı. Çok Tanrı ise tek Tanrıcı diye ortaya çıkmış olan dinlerde de melekler ve bunlara verilen etkinlikler anımsanırsa vardır. Raporun adı Güneş Kültü. Yazıp gönderen Meksiko Maslahat Güzarı Tahsin Mayatepek. Raporun alıcısı Kemal Atatürk. Tarih 12 Kanunu Evvel 1937. Raporun sayısı 14. Sayfa sayısı 40. Bu raporla yıllar önce tanıştım. Şimdi ilk yayıma sunan ve değerlendiren kişi olmanın coşkusunu taşıyorum. Meksiko Maslahat Güzarı Tahsin Mayatepek'in Atatürk'e gönderdiği 14. rapor. Ya ötekiler nerede? 1. rapor, 2. rapor, 3. rapor nerede? Nerede 4.'sü, 5.'si, 6.'sı ve nerede 7.'si, 8.'si, 9.'sü? Daha da var. 10.'sü, 11.'si, 12.'si, 13.'sü, belki de 14'ten sonrası. Ama 14.'ye kadar bulunduğu kesin. Yoksa bu rapor için 14. rapor denir miydi? Peki nerede öbürleri? 14. rapor Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Her nasılsa kalmış. Öbürlerinin de burada bulunması doğaldı. Dahası gerekliydi. Ama ne bu doğallık ne de bu gereklilik
o raporların bu arşivde bulunmasına yetmiştir. Hiç değilse sorulması doğal değil mi? Nerede Atatürk'e Mayatepe'nin gönderdiği kesin olan öteki raporlar? Eğer Atatürk'ün arşivine önem verilmişse, eğer bu arşivdeki belgeleri kimi eller çekip almamışsa, bunlar kimilerinin keyfine ya da çıkarına uygun biçimde yok edilmemişse, yağmalanmamışsa, alınıp satılmamışsa, nerede bu raporlar? Evet, neredeler? Yok, yok, yok. Var diyen varsa beri gelsin, açıklasın, anlatsın ve aydınlatsın araştırmacıları. Araştırmacılar, bunlar yetkilileri, tepede bulunanları ilgilendiriyor mu dersiniz? Araştırmacılar, hele sıradan olanlar ya da sıradan görülenler, yetkililerin ölçülerine uyabilecekleri kesin olmayanlar o kapıları açabilirler mi? Örneğin, Atatürk'e ait el yazmaları arşivinde bulunan Ruşeni'nin son derece önemli kitabı, Atatürk'ün de övgülerini taşıyan Din Yok Milliyet Var adlı kitaba ulaşmak kolay mı? Dahası mümkün mü? Bunun için çok sıkı biçimde dinli ve imanlı olmak gerek. Hem de ilgililerin, yetkililerin ölçüleri içinde dinli ve imanlı olmak. Başka türlü o kapılar açılamaz. Araştırmacıya yol yok. Ya bulduğuyla fikirleri ve de inançları bulandırırsa, yağma yok öyle. Peki yağma yok da ve olmamışsa, söz konusu arşivdeki belgeler niye tamam değil? Bulunması gereken belgeler bulunmuyorsa, yağma yalnızca belirli kesim için mübah görülmüş olmuyor mu? O belgelerin yok edilmesinde bu kesimin payı bulunduğu düşünülemez mi? Şimdi bir düşünün, dinli, imanlı görünen ya da öyle olan bir kimse, bu niteliğine ve ilgililerin yasaüstü ölçütlerine uyma noktasındaki güvenilirliğine bağlı olarak güven sağlayıp söz konusu arşive dalıyor. Dilediğini alma, sözüm ona inceleme rahatlığına sahip ve karşısına Tahsin Mayatepe'nin Atatürk'e gönderdiği raporlar türünden bazı belgeler çıkıyor. Aman bunlar hep imansızca şeyler, yok edilmeli bunlar diye düşünmez mi? Belgelerin yok olmasında din iman mı, yoksa çıkarlar mı, yoksa her ikisi mi rol oynadı? Hiçbirinin günahı yoksa bir kez daha sormalı. Nerede bu belgeler, niye olmaları gereken yerlerinde değiller? Orta Asya'daki ecdadımız gibi güneş kültüne salik olan Meksika yerlilerinin güneşe tazim ayinlerini ne suretle yapmakta oldukları ve ezan, abdest ve secde gibi Müslümanlığa ait oldukları zannolunan hususatı, Müslümanlığa güneş dininden girdiği ve İslam dininde vazıh bir manası olmayan secdenin güneş kültünde çok derin bir manası olduğuna vesaireye dair mühim malumat ve izahatı havi rapor. En başta böyle sunuluyor rapor. Güneş kültü deniyor. Kült nedir? Profesör Doktor Sedat Veys Örnek şöyle tanımlıyor. Yüce ve kutsal olarak bilinen varlıklara karşı gösterilen saygı, onlara tapınış. Kısaca tapın denilebilir. Öyleyse güneş kültü, güneş tapımı demektir. Rapor, İslam'ın öz ibadetleri olduğu sanılan ibadetlerin gerçekte hangi kaynaktan geldiğini örnekleri ve kanıtlarıyla sergiliyor. İlk kez yayımlanacak olan bu raporu eksiksiz, olduğu gibi yayımlamadan önce bir iki nokta üzerinde duralım. Bu ve benzeri raporlara o dönemlerde neden gerek duyuluyordu? Atatürk neden istiyordu? Bu raporun kapsadığı alanda aydınlara, araştırmacılara neden görevler yüklemişti? Ve aydınlar, araştırmacılar bu alanı neden bu denli iş edinmişler ve çabalara girişmişlerdi? Bu noktalar üzerinde önce özet olarak durulacak. Rapor tümüyle sunulduktan sonra da yer yer açıklamalar ve ayrıntılarla kimi kesimlere daha çok açıklık getirmeye çalışılacaktır. Birinci nokta, raporun yöneldiği amaç. Bu amacı Atatürk'e rapor, daha doğrusu raporlar yazıp gönderen Tahsin Mayatepe'nin raporda çok açık biçimde yansıyan coşkusunu anlayabilmek için Gent Cumhuriyet'in yöneldiği amacı, temel taşlarını, hangi dünyaya, uygarlığa yönelik olduğunu anımsamak gerekiyor. Ve iki yolu birbirinden ayırdıktan sonra hangi yolu seçmek gerektiğinin bilincinde olmak. İki yol var.
bilim yolu ve bilim dışı yol. Birincisinde gözlem var, deney var, değerlendirme var. Nesnel gerçekler var. Sorunları gerçeklerin yasalarına göre açıklama, çözümleme var. Bir sağlam sonuçtan bilinmeyen bir başka sağlam sonuca ulaşma var. Bilinmeyenleri bilinen duruma getirme var. Dinamiklik var, değişme ve gelişme var. Sürekli ilerleme var. Kapısı hep ileriye doğru açık. İnsan var, insanlar, toplumlar yararına girişilmiş buluşlar var. İnsanca düşünüp konulan ve her zaman değiştirilebilen yasalar ve yönetimler var. Açıklık var. Kısaca söylemek gerekirse, din ve imanla, çıkara dayalı, saptırma amaçlı yorumlarla ırzına geçilmediği zaman, güvenilirliği olan akıl var, bilim var. İkincisinde ise binlerce yıllık ilkellikler var. Din var, inançlar var, düş var, büyü var ve olayları bunları kullanarak oluşturulan kalıplara göre çözümleme, daha doğrusu çözümleyememe var. İçinden çıkılmaz kurallar, karanlıklar var. Karanlık kaynaklı yasalar var. Mahmut Esat Bozkurt'un Türk Medeni Kanunu'nun gerekçesinde belirttiği gibi durağanlık var, donukluk var, değişmezlik var, gerilik var. Kısaca karanlığa teslim olma var. İnsanı kendi dışındaki korku, umut ve türlü hastalıklar ürünü uydurma bir güce ya da güçlere bağlama var. Görünmezler adına tutuklama, hapsetme, çürütme, insanı mallaştırma, toplumları sürüleştirme, uyutma, uyuşturma ya da gözlerini döndürüp özgürlüklere, özgür düşünceye, özgür insana, çağdaş uygarlık yolunun yolcularına, akla, bilime saldırtma var. Bu yollardan hangisi seçilmeli? Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder, toplumu için bu yollardan hangisinin seçilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan çok önceleri de seçimini yapmıştı. Birinci yolu seçmişti ve güçlü kişiliğiyle seçtirmişti. Ulu Önder'in birinci yolu seçtiğine o denli kanıtlar var ki saymakla bitmez. Birinci yolu seçtiği için ilkelerini, devrimlerini ard arda sıralayıp gerçekleştirmişti. En gerçek yol gösterici bilimdir demişti. Ve devlet yönetimini, bu yönetimdeki politikasını gökten indiği sanılan kitaplara dayandırmadığını, bu kitapların esin kaynağı olmadığını, yaşamın gerçeklerinden güç ve esin aldığını özenle belirtmiş olması da bu nedenleydi. Ulu Önder, dinle akıl ve bilimi bağdaştırma, bu yolla bir sentez yapma yoluna da gitmemişti. Biliyordu ki, eğer ırzına geçilmemişse, akıl ve bilimle hiçbir din bağdaşmaz. Bu, açık ve net olarak ortaya konmalıydı. Atatürk bunu yaptı. İşte bu Ulu Önder, ümmetlikten, reaya olmaktan çıkarıp, önüne çağdaş uygarlık yolunu açtığı, ulus olma bilincini vererek, sağlıklı kişilik ve kimlik kazandırdığı toplumun aydınlarına bazı görevler yüklemişti. Araştırmalar yapılsın, akla, bilme dayalı olarak toplum aydınlatılsın. Yeteneği olanları bu yöne yöneltmişti. Rapordan çok iyi anlaşılıyor ki Tahsin Mayatepe'k de bu yolda Atatürk'ün güvenini kazanmıştı. Rapor açıklıkla ortaya koyuyor ki İslam'ın benim dedikleri bile kendisine ait değil. Çok eskilere giden efsanelerdir. Toplumların, bu arada Türk toplumunun çok eskiden yarattığı ve çağdaş ilkellerin yaşamında da tanık olunan, inanıldığı bilinen efsaneler. İşte bunlardır yüzyıllar boyu Tanrı'dan gelme vahiylerin eseri diye yutturulanlar ve kullanılarak kitleler, Türk toplumu üzerinde baskı aracı yapılanlar. İkinci noktaya gelelim. Raporda ileri sürülenlerin gerçeği yansıttığına, Kur'an'dan, ilkellerin kutsal yapıtlarından, Müslüman, Doğu ve Batı araştırmacıların araştırma ürünlerinden, açıklamalarından da ipuçları ve kanıtlar bulunabilir. Hem de bolca. Tahsin Mayatepe'nin Atatürk'e gönderdiği rapor. Orta Asya'daki ecdadımız gibi güneş kültüne salik olan Meksika yerlilerinin güneşe tazim ayinlerini ne suretle yapmakta oldukları ve ezan, abdest ve secde gibi Müslümanlığa ait oldukları zannolunan hususatın Müslümanlığa güneş kültünden girdiği
ve İslam dininde vazıf bir manası olmayan secdenin güneş kültünde çok derin bir manası olduğuna vesaireye dair mühim malumat ve izahatı havi rapor. Orta Asya'dayken sayın ecdadımızın binlerce sene amil oldukları güneş kültünün kuzey, orta ve güney Amerika kıtalarında İspanyol ve Anglo-Saksonların dini ve harsi nüfuz ve tesiratından uzakta yaşayan yerliler arasında ve bilhassa Meksika'da hemen hemen asli safiyetinde olarak mevcut ve berdevam olduğunu buraya geldikten sonra memnuniyetle istihbar etmiş, Rotary adındaki Kuzey Amerika Kültür Cemiyeti üyelerinden 3000 kişinin şerefine tertip edilen bir takım toplantı ve şenlikler arasında Meksika hükümeti yerli kabilelerden bazılarının rakslarını ve bu meyanda güneşe tazim ayinlerini de göstermek için mezkur üyeleri Çapultepec Parkı'na davet etmiş ve hürmetkarınız da heyetle birlikte Meduben hazır bulunarak nice seneden beri merak etmekte olduğu güneşe tazim ayinini mükemmelen temaşa ve tetkike muvaffak olmuştum. Başta ulu önderimiz olduğu halde bütün münevverlerimizin şiddetle alakasını celbedeceğinde şüphe olmayan güneş ayininin ne suretle yapıldığı hakkındaki malumat ve müşahedatımı bu baptaki fotoğraflarla birlikte arza başlıyorum. Bu fotoğrafta görülen toparlak şekiller güneşin timsalleri olup tlaşkaltekler bu timsalleri güneşe tazimen başlarında taşımakta oldukları halde çiçeklerle müzeyyen sallar içinde olarak Amerikalı heyetin bulunduğu tribün önüne geldiler ve kollarını tıpkı Mevleviler gibi vecd-ü istirak halinde yukarı uzatıp iki nısviye ve iki kudüm refakatinde olarak 10 dakika zarfında vakurane bir surette deveranlar yaptılar. Bunların aynen Mevleviler gibi birbirine dokunmamaya itina ederek dönmeleri ve nısviyelerin Hüseyni ve Hicazkari Kürdi çeşnisinde nameler çalmaları ve kudümlerin de Mevlevi temposu ile çalınması pek ziyade hayretimi mucib olmakla birlikte Mevlevi ayininin bütün teferruatına kadar güneş kültünden alınmış olduğuna şüphem kalmadı. Bu ayini gördükten sonra derhal Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi hatırladım. Mevlana bundan 800 yıl önce Horasan'da doğmuştu. Eski zamanlarda Orta Asya vesaire Müslüman memleketlerdeki di timsali sıfatıyla ibadet ve tazim edilmesini hoş görmediğini nazara dikkate alarak güneş kültünde ney ve kudüm refakatiyle güneşe mabut veya mabudun timsali sıfatıyla yapılan deveranları Müslümanlığın tanıdığı Allah'a karşı yapılan bir ibadet şekline ifrag ederek kurduğu Mevlevi tarikatına ithal etmiş olduğu netice ve kanaatine vardı. Mevlana'nın Mevlevi külahını da güneş kültünden aldığı anlaşılıyor. Burada yapılan güneş ayininde güneş timsallerinin tahtadan yapılmış mahrut-u nakız şeklinde mesnetler üzerine bindirilmiş olduklarını görünce Orta Asya'daki ayinlerde de güneş timsalinin kalın keçeden yapılmış mesnetler yani külahlar üzerine bindirilmiş olmasını göz önüne getirerek Mevlana'nın bunları İslam dininin icabına tevfikan mesnetlik vazifesinden iskat edip Mevlevi tarikatının zahiri bir alameti olarak kabul etmiş olduğunda şüphem kalmadı. Nitekim işbu mukayeseli iki resimde de görüldüğü üzere tlaşkalteklerin güneş timsalini başlarında taşımak için kullandıkları tahta mesnet, Mevlevilerin külahına şeklen pek fazla benzemektedir. Ayrıca Mevlevilerin kudüm dedikleri aletin aslen kutun şeklinde olarak kişe ve kakşi keldillerinde mevcut olduğunu tetkik ettim. Yucatan ve Guatemala kıtalarında yaşayan ve ırk itibariyle Maya milletine mensup olan kişe ve kakşi kel kabilelerinin gerek milli rakslarında ve gerek güneşe tazimen yaptıkları ayin esnasında tun namında mukaddes bir dümbelek kullandıkları ve bunu çalanlara karşı derin bir hürmet gösterdikleri hakkındaki malumata muttali olduktan sonra dümbelek sözümüzün başındaki dün ve kudüm kelimesinin sonundaki düm lahikasının kişe ve kakşi kel dillerinde
mübarek dümbelek manasına gelen tun sözünün aynı olduğu göze çarpmaktı. Ve bu suretle kudüm sözünün hem eski Türkçe'de ve hem de Kişe ve Kakşikel dillerinde mübarek, mukaddes anlamına gelen ku ve Kişe, Kakşikel dillerinde dümbelek anlamında olan tun, yani mübarek dümbelek demek olan kutun sözünden çıkmış olduğuna şüphe kalmamaktadır. Çapultepec Parkı'ndaki ayin esnasında Tlaşkaltek namındaki yerlilerin güneşe tazimen başlarında taşıdıkları güneş timsalleri bu resimde görüldüğü üzere merkezden muhite doğru nısıf kuturları takiben uzatılmış müteaddit ince çubuklar üzerine güneşin şualarını temsilen muhtelif renkli parlak kağıtların geçirilmesiyle vücuda getirilmiştir. Meksika'da Oaxaca eyaletinde yaşayan bir takım yerli kabileler de bu fotoğrafta görüldüğü üzere güneşe tazim ayinlerinde başka çeşit bir güneş timsalini başlarında taşımakta ve sağ ellerinde güneş ve sol ellerinde ayı temsil eden globlar tutarak ayinlerini icra etmektedirler. Güneşten başka aya da tazimde bulunan Meksika yerlilerinden bazıları, aya tazim ayini esnasında bu fotoğrafta görüldüğü üzere başlarında hilal şeklini taşımaktadırlar. Bu yerlilerin ayin esnasında iktisa ettikleri mavi renkli cübbenin bir zamanlar memleketimizde kullanılan cübbelere benzemesi hayrete şayandır. Lands and Peoples adındaki eserin 7. cildinden alınmış olan bu fotoğrafta Bolivya ve Peru kıtalarında pek eski zamanlardan beri yaşamakta olan Kişua ve Aymara namındaki yerlilerin Hristiyanlığı 4 asır önce cebren kabul etmiş olmalarına rağmen ecdatlarından tevarüs ettikleri güneş kültünü muayyen zamanlarda icra ettikleri esnada güneşe tazimen davul kasnağı şeklindeki güneş timsallerini başlarında taşıdıkları görülmektedir. Azteklerin Güneş Ayini. Çapultepec'teki ayinlerden bir müddet sonra, yani 20 teşriğine evvel 935 tarihinde Azteklerin yaptıkları güneşe tazim ayininde de hazır bulunmuştum. Bu ayin hakkındaki malumat ve müşahedatımı arz ediyorum. Bu fotoğrafta Aztek kabilesine mensup 7 kişilik bir grubun güneşe tazim ayini görülmektedir. Meksiko şehrine 52 kilometre mesafede bulunan Teotihuacan Güneş Piramidi civarında 200 bin kişiyi istiyab edecek derecede geniş ve etrafı duvarlarla çevrilmiş sahanın ortasında bulunan pavyonun merkezinde yanan mukaddes ateş etrafında kollarını güneşe doğru uzatarak tıpkı Mevleviler gibi deveranlar yaptılar. Bu ayini de gördükten sonra Mevlevi ayininin güneş kültünden alınmış olduğuna tamamen kanaat hasıl ettim. Pavyondan 100 metre uzakta duran bir takım Aztekler de köz ve çiramiya adı verilen ve zurnaya çok benzeyen aletler çalarak bu ayine refakat etmekteydiler. Teotihuacan Güneş Piramidi civarında Azteklerin güneşe tazim ayininde kollarını yukarıya uzatarak deveranlar yaptıklarını gösteren bu fotoğrafla aşağısında Mevlevilerin kollarını aynı surette kaldırarak Allah'a tazimen deveranlar yaptıklarını gösteren fotoğrafı karşılaştırınca Mevlevi ayininin manası Müslümanlığa göre değiştirilmiş güneş ayininden başka bir şey olmadığında şüphe kalmamaktadır. Yukarıdaki resimde Azteklerin sırtlarında görülen siyah renkli pelerinlerin, aşağıdaki resimde Mevlevilerin sırtında görülen siyah renkli pelerinlerin tamamen aynı olmaları da ayrıca dikkat ve hayrete şayan bulunmaktadır. Bu foto, Azteklerin güneşe tazimen yaptıkları ayin esnasında müdevver platformun ortasındaki çukur içinde mukaddes ateşin yanmakta olduğunu göstermekte. Bu foto, Azteklerin ayin sonunda güneşe tazimen eğildiklerini, yani Müslümanlarca rükû denilen reverans jestini yapmakta olduklarını göstermekte. Mevlevilerin de ayin sonunda ayakta duran şeyhlerinin etrafında halka teşkil ederek çok müessir bir ses ve tavırla
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh hitabında bulundukları sırada yükû şeklinde eğilerek şeyhlerine tazim ettikleri göz önüne getirilince, Azteklerin güneşe tazimen ayin sonunda yaptıkları reveransın yani rükûnun, Mevlevilerin şeyhlerine karşı yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu suretle rükû jestinin hem Müslümanlığa ve hem de Mevleviliğe güneş kültünden girmiş olduğunda şüphe olmadığı gibi, güneş kültünde derin manası olan secdenin de Muhammed Mustafa tarafından güneş kültünden iktibas edilip Müslümanlığa ithal edilmiş olduğu biraz ileride arz edeceklerimle anlaşılacaktır. Teotihuacan'daki güneş ayini esnasında kös ve çiremiya çalarak ayine uzaktan refakat eden Azteklerden bir grubun bu fotoda görüldüğü üzere başlarında ikişer tane beyaz burma sarıklar taşımakta olduklarını hayretle gördükten sonra ayinin bitmesini müteakip yanlarına giderek tetkikatta bulundu. Bu insanlardan bunlar cevaben üstteki sarığı güneşe ve alttakini de aya tazimen başlarında taşıdıklarını ve sarıkları teşkil eden ince gaytanların da güneş ve ayın şualarını temsil ettiklerini izah etmeleri üzerine Müslümanlarca hiçbir vazıh manası olmayan fakat güneş kültünde derin bir mana ifade etmekte olan sarığın yalnız Müslümanlarca değil hatta Müslüman olmayan bir takım Hintli kavimlere ve Siyam, Kamboç, Tonkin, Tibet ve daha vesaire kıtalardaki insanlara güneş kültünden intikal etmiş olduğuna şüphem kalmadı. İş bu fotoğrafta iki Suriyeli Arap'ın başlarında görülen ikişer tane burma sarıklar, Teotihuacan'daki güneş ayininde kös ve çiremiye çalan Azteklerin başlarında taşıdıkları ince beyaz gaytanlardan müteşekkil burma sarıkların aynısıdır. Asya ve Afrika'daki birçok kavimler gibi eski zamanlarda Yemen, Hicaz, Suriye ve Irak Araplarının güneş kültüyle amil oldukları ve Muhammed'in pek eski cetlerinden birinin güneş kulu manasına gelen Abdüşşems adını taşımış olması ve en az 3000-4000 sene önce inşa edilmiş olan Kabe binasının bidayeten güneş kültü için kullanıldığı göz önüne getirilince yukarıdaki iki Arap'ın 2000-3000 sene evvelki ecdatlarının salik oldukları güneş kültünde derin manası olan burma sarıkları alelade bir baş sargısı veya Araplığın zahiri bir alameti olarak taşıdıklarında şüphe yoktur. Bu Sudanlı Arap dervişin başına geçirdiği ince gaytanların güneş kültüne ait olduğundan haberi olmaksızın bunları ihtimal ki tarikatının alameti veya bir ziynet olarak taşımakta olması pek muhtemeldir. Ancak bu sarığın bildiğimiz sarıklar gibi yekpare bezden yapılmış olmayıp birçok ince siyah gaytanlardan müteşekkil olması pek eski zamanlarda Araplar arasında güneş kültünün mevcut bulunduğunda ve bu çeşit sarıkların da bugünkü Araplara bu kültten intikal etmiş olduğunda şüphe bırakmamaktadır. Bu fotoda görüldüğü üzere Hindistan'da Bhutan muharacası muhafızlarının Hindistan'a binlerce kilometre uzakta olan Azteklerin Teotihuacan piramidi civarındaki ayin esnasında başlarına geçirdikleri beyaz burma iki sarıktan yalnız bir tanesini taşımaları ve tıpkı Aztekler gibi kulakları üzerinde birer muhafazalık bulunması hayrete şayandır. Bu fotoda Bhutanlı muhafızların kalkanlarında görülen hilal şeklinin Azteklerin kalkanlarında aynen mevcut olması, şimdiki Bhutanlıların veyahut bunların eski ecdatlarının Aztekler gibi güneşten başka ay kültüyle de amil olduklarına delalet etmektedir. Bhutanlıların başlarında Azteklerin iki burma sarıklarından yalnız bir tanesini taşımaları, bilhassa aya tazim maksadına müstenid olsa gerektir. Burada ABC harfleriyle işaret ettiğim 3 fotoğrafta görüldüğü veçile, Azteklerle Bhutanlıların başlarında aynı şekilde beyaz burma sarıklar ve kulaklıklar taşımaları ve kalkanlarında hilal şeklinin bulunmasından istidalen
bu tanrılarında Aztekler gibi güneş ve ay kültüyle amil olduklarına kuvvetle ihtimal vermekteyim. Bayraklarımızda bulunan hilal şeklinin Meksika yerlileri gibi Orta Asya'da güneş ve aya tazimde bulundukları malum olan ecdadımız tarafından aya tazimen kabul edilerek pek eski zamanlarda milli bayraklarımıza konulmuş olması pek muhtemeldir. Şimdi Amerika'da Dakota eyaletinde yaşayan ve ecdatlarından tevarüs ettikleri güneş kültüyle hala amil olan Sioux namındaki yerli kabileler arasında muhtelif renkte bayraklar kullanıldığını ve her rengin birer manası olduğu gibi kırmızı rengin onur manasını ifade ettiğini The Saturday Evening Post adındaki resmi ve haftalık Amerikan mecmuasının 76. sayfasındaki izahattan anlamaklığım üzerine Orta Asya'da ecdadımızın şeref ve haysiyet manasına gelen kırmızı rengi bayrakları için kabul etmiş olduklarına kuvvetle ihtimal verdim. Esasen bayrağımızın kırmızı olmasının sebep ve hikmetini memleketimizde izah edene tesadüf etmediğim için yukarıda adı geçen mecmuada tesadüf ettiğim malumat bayrağımızın kırmızı renkli olmasının sebep ve hikmetini izaha kafidir zannındayım. Güneş ve Ay Piramitleri. Tlaşkalteklerle Azteklerin ecdatlarının amil oldukları güneş kültüne tevfikan, güneşe tazim ayinlerini ne suretle yaptıkları ve Mevleviliği kuran Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mevlevi ayinini büyük ihtimal Asya kıtasında yapıldığını gördüğü güneş kültünden almış olduğu hakkında yukarıdan beri devam eden izahatıma burada nihayet verip güneş ayininin yapıldığı mukaddes Teotihuacan sahasında binlerce seneden beri ayakta duran ve arkeoloji bakımından ziyadesiyle şayan-ı ehemmiyet olan güneş ve ay piramitlerine ait muhtasar malumat ve izahatı bu piramitleri gösteren fotoğraflarla birlikte arza başlıyorum. Meksika kıtasının 4 asır önce İspanyollar tarafından zapt ve işgalinden bu ana kadar binlerce Avrupalı ve Amerikalı arkeologların ve turistlerin büyük bir hayretle temaşa ve tetkik ettikleri Teotihuacan güneş ve ay piramitlerinin ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği bugüne kadar meçhul kalmıştır. Bazı arkeologlar bu piramitlerin İsa'dan birkaç asır önce ve bazıları da birkaç asır sonra ve bir takımları da Mısır'daki piramitlerle aynı zamanda inşa edilmiş olduklarını söylemişlerse de bu meçhul şimdiye kadar müsbet ve kati bir surette halledilmemiştir. Son zamanlarda ileri sürülen faraziye ve iddialara göre meçhul zamanlarda buralara gelmiş yüksek medeniyet sahibi ve mimaride son derece mahir, meçhul bir ırka mensup insanlar tarafından inşa edilmiş olduklarına hükmedilmektedir. Bu meçhul ihtimal belki ileride hallolacaktır. Meksiko şehrine otomobille 52 kilometre mesafede ve bütün Meksika yerlilerince çok mukaddes ad dolunan Teotihuacan sahasında kayin olan piramit çok iyi muhafaza edilmiş bir halde bulunmakta. 66 metre yüksekliğinde olan bu piramidin murabba olan kaidesi 40 bin metre murabbağındaki cesim sahayı işgal etmekte ve birbiri üzerine oturtulmuş 4 kattan müteşekkil bulunmaktadır. 4 cephesi irili ufaklı muntazaman yontulmuş düz satıklı sert ve siyah volkanik taşlarla örtülmüş ve iç tarafı zeminden zirveye kadar büyükçe ve muntazam kerpiçlerden vücuda getirilmiştir. Bu kerpiçlerin tehacür etmiş olmaları da güneş piramidinin birkaç bin sene önce inşa edilmiş olduğuna delalet etmektedir. Cepheleri teşkil eden taşlar o derece mükemmel ve mukavemetli harçlarla birbirine bitiştirilmiş ki bunca asırlar geçtiği halde hiçbir taş yerinden oynamamıştır. İspanyollar gelmeden evvel güneş piramidinin zirvesindeki müstatil platform üzerinde çok cesim ve yekpare taştan yapılmış güneş mabudu varmış. Bu muazzam heykelin göğsünde güneşi temsil eden cesim ve müdevver altın plak ve ayı temsil eden gümüş plak
kilometrelerce uzaklara kadar güneşin şualarını aksettirmekteymiş. Bir taraftan para hırsı ve diğer cihetten teassüp hisleriyle meşbu olan İspanyollar, güneş mabudunun heykellerini parçalamışlar ve güneşle ayı temsil eden altın ve gümüş plakları da tahrip ve yağma etmişlerdir. Bazı arkeologlar bütün dünyada piramitlerin yalnızca Mısır ve Meksika'da bulunmalarından dolayı Mısır ve Meksika medeniyetleri arasında büyük bir alaka bulunduğunu söylemekte ve Teotihuacan piramidinin Kahire civarındaki Medum piramidi gibi 5 kattan müteşekkil olmasından dolayı her iki kıtadaki piramitlerin aynı tarz mimariyi takip etmiş insanlar tarafından yapılmış olduklarına kani bulunmaktadırlar. Yan yana görülmekte olan her iki piramidin fotoları tetkik edilince bu arkeologların iddialarına esassız nazar ile bakmak kabil değildir. Teotihuacan Güneş Piramidi'nin Meksika yerlileri nazarında haiz olduğu ehemmiyet ve kutsiyet. Bütün dünyadaki dindar Müslümanlar Kabe binasıyla bu binanın bulunduğu sahaya ne derece ehemmiyet ve kutsiyet atfediyorlarsa, bütün Meksika yerlileri de ecdatlarından tevarüs ettikleri ananeye göre Teotihuacan piramitlerine ve bunların bulundukları sahaya aynı veçile ehemmiyet ve kutsiyet atfetmekte. Hristiyanlığı 4 asır evvel cebren kabul etmiş olan birçok yerli kavimler bu mukaddes piramitlere ve Teotihuacan namındaki mübarek sahaya içlerinden hürmet ve tazim göstermekte berdevamdırlar. Aztekçe'de Teoti tanrı, Hua var ve mevcut, Kan ise mekan, mahal ve mevki demektir. Bu suretle Teotihuacan üç kelimeden mürekkep olup tanrıların bulundukları mahal veya tanrılara ibadet edilen mevki anlamına gelmekte. Bu veçiyle Teotihuacan sözü mana itibariyle Arapça'da Kabe'nin diğer adı olan Beytullah sözüne tekabül etmektedir. Teotihuacan Ay Piramidi hakkında izahat. Teyyare ile alınmış bu fotoda görüldüğü üzere mukaddes Teotihuacan sahasındaki Güneş Piramidi'nden 800 metre uzakta bir de Ay Piramidi vardır. Harap bir halde bulunan Ay Piramidi 42 metre yüksekliğinde olup murabba olan kaidesi 16 bin metre murabbaındaki sahayı işgal etmektedir. Güneş piramidi gibi Ay piramidinin de ne zaman ve kimler tarafından inşa edilmiş olduğu müsbet bir surette malum değildir. Meksika yerlileri asırlardan beri güneşe tazim eden teabbüt ayinlerini hep Güneş piramidi civarında İspanyolların Ciu Tadella namını verdikleri cesim sahada yapmakta ve Ay piramidi bazı arkeologlar tarafından temaşa ve tetkik edilmektedir. İş bu foto Güneş piramidine 10 dakika mesafede bulunan Ciu Tadella ayin sahasını göstermektedir. Tayyare ile alınmış olan bu foto Aztek ve diğer Meksika yerlilerinin güneşe tazimen yaptıkları ayin sahasını daha büyükçe göstermekte. Meksika'nın yakın ve uzak havalisinden, tıpkı hacca giden Müslümanlar gibi, mukaddes Teotihuacan sahasında toplanan yerliler, burada toplu bir surette güneşe teabbüt ettikten sonra memleketlerine dönmektedirler. Bu saha, 200 bin kişiyi ferah ferah barındıracak derecede geniştir. Bu foto, yukarıda arz ettiğim cesim ibadet sahasını dört taraftan ihata eden 8 metre yüksekliğinde ve 15 metre kalınlığındaki duvarlar üzerinde 50'şer metre fasıla ile birbirini takip eden 3'er kattan müteşekkil olarak 3 duvarın üzerinde bulunan 12 piramidin 4'ünü göstermektedir. Bu küçük piramitlerin vaktiyle ne maksatla inşa edilmiş oldukları tespit edilememiştir. Kabe binasının vaktiyle güneş kültü için inşa edildiği ve Kabe'nin duvarında bulunan Hacerül Esved namındaki siyah volkanik taşla tavaf hareketinin de güneş kültüne ait olduklarına dair izahat. Bu fotoda görüldüğü üzere Mekke'deki Kabe binası
Harem-i Şerif denilen cesim avlunun merkezinde bulunmakta ve bu avlunun dört tarafı revvaklarla muhat bulunmaktadır. Tıpkı Kabe gibi Teotihuacan sahasındaki güneşe tazim pavyonu bu sahanın merkezinde olup revvaklar yerine çok uzun ve geniş duvarlarla muhat bulunmaktadır. İsmi hatırımda kalmayan Arapça bir eserde Kabe'nin vaktiyle çatısız ve penceresiz ve ancak bir kapıdan ibaret olarak inşa edilmiş olduğunu okumuştum. Burada bir parantez açıyorum. Maya Tepek'in bahsettiği eser İbn-i İshak'ın Siyer'i. İbn-i İshak Siyer'inde Kabe'nin bir dönemler çatısız olduğu, çatının sonradan inşa edildiği anlatılıyor. Gerek Meksika'daki güneş mabetlerinin ve gerek Peru'daki emsalinin mukaddes güneş ışıklarının mevzulen girmesi maksadıyla çatısız olarak yapılmış oldukları ve Kabe'nin aynı tarzda çatısız ve penceresiz olarak pek eski zamanlarda inşa edilmiş olduğu göz önüne alınınca Kabe'nin bidayeten güneş kültüne ait bulunmuş bir mabet olduğunda şüphe kalmamaktadır. İş bu foto çatısız ve penceresiz ve yalnız iki küçük kapıdan ibaret olan Peru'da hala mevcut bulunan Pizak Güneş Mabedi'ni göstermektedir. Bundan başka Kabe'nin duvarına İslamiyet'ten pek çok zaman önce konulmuş olan ve Müslümanlar nazarında kutsi bir mahiyeti haiz bulunan Hacerül Esved namındaki siyah ve volkanik taş dahi güneş kültüne ait bir iz teşkil etmekte ve bu külte mühim bir mana ifade etmektedir. Malum olduğu üzere güneş kültünde bulunan bilimum ateşler, güneşin ziya ve hareketini temsil ettikleri için takdis edilmekte ve bilhassa arzın merkezinden gelip volkan ağızlarından fışkıran ateşler daha ziyade kutsi mahiyet taşımakta ve bundan dolayı volkanların yeryüzüne attığı siyah taşlar diğer cins taşlara göre piramit ve güneş mabetlerinde kullanılmaktadır. Nitekim Teotihuacan güneş ve ay piramitlerinin cephelerinin hep bu türlü siyah volkanik taşlardan vücuda getirilmiş olmaları da vaktiyle Yemen, Mısır, Suriye ve Mezopotamya'da olduğu gibi Hicaz kıtasında da mevcut bulunmuş olan güneş kültü zamanında Hacerül Esved'in Kabe duvarına konulmuş olduğunda şüphe bırakmamaktadır. Hicaz'da vaktiyle güneş kültünün mevcudiyetini gösteren bir delil de Muhammed'in pek eski cetlerinden birinin Abdüşşems yani güneşin kulu adını taşımış olmasıdır. Yemen Arapları içinde de bazı meşhur zatların da Abdüşşems ismini taşımış olmaları Hicaz gibi Yemen'de de güneş kültünün vaktiyle mevcut olduğunu göstermektedir. Teotihuacan piramidi civarındaki cesim sahada Azteklerle diğer yerli kabilelere mensup yüzlerce genç kız ve delikanlılar yeşil mısır dalları tutarak birbiri ardı sıra ağır hareketlerle yürümekte ve güneşe tazim ve şükranlarını arz ve ibla etmek üzere kendi dillerinde ilahiler söyleyerek ayinin yapıldığı pavyon etrafında tavaf etmekteydiler. Bunu da gördükten sonra Kabe etrafında hacıların yaptıkları tavaf hareketi hiçbir mana ifade etmediği halde burada yapılan tavafın güneşe tazim ve şükranda bulunmak maksadıyla yapılan manidar bir jest olduğunu anlayarak hacıların ne maksatla icra ettiklerinden haberleri olmayan tavaf hareketinin de Müslümanlığa güneş kültünden gelmiş olduğunda şüphem kalmadı. Bu foto ise bundan önceki fotoda ellerinde yeşil mısır dalları tutarak ayinin yapıldığı pavyonun etrafında ağır hareketlerle devreden yani tavaf eden yüzlerce Aztek vesaire yerli kabilelere mensup genç kız ve delikanlılardan başka daha birçok yerlilerin mezkur pavyon etrafında tavaf etmekte olduklarını göstermekte ve bunun da hac zamanında Müslümanların Kabe etrafında yaptıkları tavaf yürüyüşünün aynısı olması hayret ve dikkate şayan bulunmaktadır. Mekke'de Arapların Beytullah yani Allah'ın evi namını verdikleri alelade çamur ve taşla örülmüş dört duvardan müteşekkil basit bir binanın baştan aşağı
cesim bir örtüyle örtülmesi, Türkiye, Mısır, Suriye, Irak ve Hindistan gibi muhteşem ve zarif mabet ve binaları olan memleketlerden hacca gelen Müslümanlara, Beytullah denilen fakat hakikatte Beytül Fakir demeye bile layık olmayan Kabe binasının basitliğini ve çıplaklığını gizlemek maksadıyla zeki bir Arap tarafından düşünülmüş bir tedbir olsa gerektir. Bir mabedin çatısından temeline kadar örtüyle örtülmesi gibi dünyada emsaline tesadüf edilmeyen bu garabetin başka türlü izah ve tefsirine imkan yoktur zannındayım. Müslümanlıkta vazıh bir manası olmayıp güneş kültünde derin bir manası olan secde jestinin aslındaki derin manadan tecerrüt ederek Müslümanlığa girmiş olduğuna dair izahat. Müslümanların günde 5 vakit kıldıkları namazlarda yere kapanarak yaptıkları secde jestinin manasından haberleri yoktur. Müslümanların secdeyi tazim maksadıyla Allah'ın ayaklarına kapanmak suretiyle yaptıklarını tasavvura bile imkan yoktur. Çünkü Müslümanların tanıdıkları Allah el ve ayak ve vücuttan münezzehtir. Halbuki şimdi aşağıda arz edeceğim izahatla secdenin aslen güneş kültüne ait bir jest olduğu ve bu kültteki derin manasını zayi ederek Müslüman dinine girmiş olduğu tezahür edecektir. Fransa'da Dijon Hukuk Fakültesi profesörlerinden Louis Bodin'in 1928 senesinde Paris'te neşrettiği L'Empire Socialiste Inca adındaki eserinin 223. sayfasında Peru yerlilerinin en eski siyasi, içtimai, dini vaziyet vesairesi hakkında verdiği mühim malumatı arz ediyorum. Vaktiyle Peru yerlilerinin yaptıkları bayramlar hakkında müverrihler pek çok malumat ve izahat vermekte. Büyük ihtimal Haziran ayına doğru vuku bulan ve Raymi namıyla güneşe karşı yapılan büyük bayram 9 günden az sürmezdi. Bu bayrama iştirak etmek üzere büyük memurlar imparatorluğun her cihetinden Cusco şehrine gelirlerdi. Kendi kabilelerine mahsus serpuş ve alametleri başlarında taşıyan yerlilerin puma derisi iktisa etmiş ve başları kuş tüyleriyle süslenmiş müzisyenlerin ve rakkasların etrafında seyirtmeleri veyahut elbisesi serapa altın ve mücevheratla kaplı ve başında kuş tüyleriyle müzeyyen altın taç ve göğsünde altın plak bulunan hükümdarın önünde imparatorluk armalarını taşıyan hademeler ve yanında muhtelif renkli elbiseler iktisa etmiş muhariflerin refakatinde kendisini şevkli ve coşkun seslerle selamlamaları çok güzel bir manzara teşkil ederdi. Fakat bu seremoniler içinde insanda en ziyade intiba hasıl eden Raymi yani güneşi selamlama merasimiydi. Hükümdar, prensler ve ahaliden müteşekkil büyük bir heyet, ayakları çıplak olarak fecir zamanından önce Cusco meydanlarından birinde toplanıp, dağların üzerinde güneşin ilk şuaları görününce bu cemaat yere çöküp bu şuaları öperler ve bu esnada İnka elindeki altın kabı yukarıya kaldırıp babası olan güneşe içki takdim ederdi. Aktardığım bu tercümenin son fıkrasından anlaşıldığı veçile, İspanyollar gelmeden önce güneş kültüyle amil olan Peru yerlilerinin başlarında hükümdarları ve prensleri olduğu halde, güneş doğmadan önce Cusco şehrindeki meydanlardan birinde toplanıp, güneşin ilk şuaları yere değer değmez, yere kapanıp bu şuaları öpmeleri, Müslümanlarca manası bilinmeyen secdenin çok derin manası olduğunu göstermekte ve secdenin de mana ve hikmetini zayi etmiş olarak Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğunda şüphe bırakmamakta. Bu cümleden olarak Müslümanların her gün 5 vakitte kıldıkları sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının hep güneşe göre tanzim edilmiş olması da Müslüman dinine güneş kültünden birçok hususatın girmiş olduğu hakkındaki kanaatimi teyit ve takviye etmekte. Yüksek bir yerden nida ederek ibadete çağırmak, yani ezan okumak dahi
İspanyollar gelmeden önce buralarda mevcutmuş. Meksika ve Guatemala yerli kavimlerinin dil ve tarihleri hakkında bundan 80 sene önce mühim tetkikatta bulunmuş olan Brasseur de Bourbourg adındaki Fransız alimin Quatre Lettres sur le Mexico adlı eserinin müteaddit sayfalarında Azteklerin güneşe ibadete gelmeleri için Tsatsi Tepet yani sesli tepeler ve diğer tabirle seslenilen, nida edilen manasına gelen tepe vesaire yüksek yerlerden nida edildiği izah edilmekte olması üzerine Müslümanların da aynı surette müezzinler tarafından ibadete çağrılmaları arasında tam bir müşabehet olmasına binaen ezan usulünün de Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğunda şüphem kalmadı. Remy Simon adındaki Fransızın 1885 senesinde Paris'te neşrettiği Meksika dili lügatının 660. sayfasında Tizatzi Tepel sözünün Tollan şehri civarında bir dağın ismi olduğu belirtilmekte. Bu tepede hazır bulunan umumi bir münadi, mabudüne karşı yapılacak ibadete şehirler ve kasabalar ahalisini davet ederdi diye de izah edilmekte. Bunlar da ezan okuyarak ibadete çağırma usulünün Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğuna kanıt teşkil etmektedir. Müslümanların namazdan önce abdest almaları, İslamiyet'e ait bir usul olmayıp binlerce seneden beri Peru kıtasında güneş kültüyle amil bulunan Peru yerlileri arasında mevcuttur. Meksiko'da her gün çıkan Excelsior adındaki İspanyolca gazetenin 11 Ağustos 1937 tarihli nüshasında Peru kıtasının tarih vesairesi hakkında verilen çok uzun malumat arasında Peru'da kain olup İnkalardan evvelki zamanlardan başlayarak bugünkü Peru yerlilerinin de büyük bir kutsiyet atfetmekte berdevam oldukları Titicaca namındaki mukaddes gölü hac maksadıyla ziyarete gelen yerlilerin dini ziyaretlerine başlamadan evvel bu mübarek gölün sularıyla dini bir tarzda abdest almak mecburiyetinde berdevam oldukları izah edilmekte. Ki abdest alma usulünün de Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğuna şüphe bırakmamaktı. Meksika yerlilerinin vaktiyle oruç tuttukları hakkında izahat. Eski Meksikalıların din vesaireleri hakkında burada tetkik ettiğim müteaddit eserlerde bulunan 4 asır önce İspanyollar tarafından cebren Hristiyan edilmiş olan yerli kavimlerin ve bilhassa Azteklerin günahlarını affettirmek, hacetlerinin tervici veya sadece güneşe, ubudiyet ve tazim maksadıyla hiçbir şey yememek ve içmemek üzere 3 gün bilafasıla oruç tuttuklarına muttali olduktan sonra Müslümanların daha kolay şeraitte olmak üzere 30 gün zarfında tuttukları oruçların da diğer birçok hususat gibi Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olmasına kuvvetle ihtimal vermekteyim. Meksika yerli kabilelerinden bazılarının ölülerini yıkamakta olduklarına dair malumat. Meksiko'da her gün çıkan Excelsior gazetesinin 31 teşriğine evvel 1937 tarihli nüshasında Meksika'daki yerli akvamın ölülerini nasıl tedvin ettikleri vesaire hakkında intişar eden ilmi bir makalede Yucatan'ın İspanyol nüfuz ve tesiratından azade kalabilmiş olan uzak havalisindeki Mayaların eski zamanlardaki ecdatları gibi bugün dahi ölülerini yıkamakta oldukları hakkındaki malumata muttali olduktan sonra ölüleri yıkama adetinin de Yahudiliğe ve Müslümanlığa dünyanın en eski ve ilk dini olan yüksek güneş kültünden girmiş olduğunda şüphem kalmadı. Azteklerin güneşe tazimen vücutlarından bir miktar kan akıtmalarıyla rifai dervişlerinin yanaklarına, dillerine, kollarına şiş sokmaları arasında sıkı bir münasebet bulunduğuna dair izahat. Meksiko'daki arkeoloji müzesinde Aztekler devrine ait yekpare taştan mamul bir haüt reliefin işbu fotoğrafında güneşe tazimen bir Aztekin
diline sivri bir ağaç dalını sokarak kanını akıttığı görülmekte. Bundan başka Aztekler ekseriyetle Magey namındaki nebatın keskin dikenlerini dudaklarına veya kulak memelerine sokarak güneşe tazimen kanlarını akıtırlarmış. Bir vakitler memleketimizde de Rıfai dervişlerinin dil, yanak, kol ve bacaklarına sivri demir şişler sokarak kanlarını akıtmak ve güneş kültünde mukaddes olan ateş parçalarını ağızlarına sokmak suretiyle güneş kültünde birer manası olan jestleri yaptıkları göz önüne getirilince bu garip hususatın da Rıfai tarikatına güneş kültünden girmiş olduğuna hüküm verilebilir. Meksika'daki yerli kabilelerden bazıları arasında sünnet olmak adeti. Meksika ve Guatemala yerlilerinin dil ve tarihleri hakkında bundan 80 sene önce uzun tetkikatta bulunmuş olan Fransız alimlerinden Borbork'un Meksika Tarihi adındaki 4 ciltlik eserinin birçok yerinde Meksika'nın İspanyollar tarafından zaptından evvel bu memleket yerlileri arasında sünnet olmak adetinin mevcut bulunmuş olduğunu hayretle kayıt ve beyan etmekte olmasına binaen Müslümanlarla Musevilere ait olduğu zannedilen bu adetin pek eski zamanlarda beşeriyetin ilk dini olan güneş kültünden mezkur dinlere geçmiş olması pek muhtemeldir. Meksiko şehrindeki arkeoloji müzesinde Aztekler devrine ait iki relyefin gördüğünüz fotoları İspanyollar gelmeden önce Azteklerin kollarını çapraz bari tutarak ayin esnasında güneşi hürmetle selamladıklarını göstermekte. Bir zamanlar memleketimizde mevcut bulunmuş olan Bektaşilerinde gül banklarını okudukları esnada tarikatlarına mahsus olan selamı tıpkı Aztekler tarzında yapmış oldukları göz önüne getirilince güneş kültüne ait selam jestinin Bektaşilerde bulunmuş olmasına hayret etmemek mümkün değildir. Meksiko'daki arkeoloji müzesinde Aztekler zamanına ait olarak mevcut bulunan iki kıta relyefin bu fotolarında görüldüğü üzere vaktiyle Azteklerin taşıdıkları dilimli ve etrafı sarıkla sarılmış kavukların bir zamanlar Yeniçerilerin taşımış oldukları dilimli ve sarıkla sarılmış kavuklara pek ziyade benzemesi cidden hayrete şayandır. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere Meksika'da salip şeklinde yani haç şeklinde yapılmış pek eski mezarların bulunmasının hayreti mucip olacağında şüphe yoktur. Buralarda bu işaretin bulunmasının sebep ve hikmetine gelince İlk beşeriyetin dini ve vahdeniyet prensibine dayanan bütün dinlerin anası bundan 11.500 yıl önce Pasifik denizine batmış olan Mu kıtasındaki güneş dini olduğu Kuzey Amerika alimlerinden Colonel James'in müteaddit eserlerinde beyan edilmekte ve haç işaretinin Hristiyanlıktan binlerce yıl evvel Mu kıtasında vücuda getirilen yüksek güneş kültünde derin bir mana ifade eden bir sembol olarak kullanıldığı ve salibi teşkil eden dört kolun Allah'ın kainatı vasıtalarıyla idare etmekte olduğu ilk muazzam dört kuvveti sembolize ettiği ve bu suretle Hristiyan diniyle hiçbir rabıta ve alakası olmayan haçın güneş kültündekinden büsbütün başka bir manada olarak İsa'nın haç edildiğine delalet eden bir sembol olarak İseviliğe girmiş olduğu izah edilmekte. Maya medeniyetinin 3000 yıl önce bıraktığı çok mühim arkeolojik eserleri ihtiva eden Palenque harabelerinden çıkarılıp Meksiko'daki arkeoloji müzesine nakledilmiş olan ve her iki tarafında henüz deşifre edilmemiş Maya hiyeroglifleri bulunan bu tarihi eserin ortasında görülen haç işareti, bundan evvelki sayfada mevcut olan haç işaretindeki mezar gibi Hristiyanlıkla hiçbir münasebeti olmayan ve munhasıran güneş kültüne ait bir semboldür. Bu suretle Müslümanlığa güneş kültünden giren birçok hususat gibi haçın da başka bir manada İsevi dinine mezkur kültten girmiş olduğunda şüphe olmadığını arz ederim.
Kuzey Amerika'daki Sioux yerli kabilesinin yaptığı yağmur duası. Philadelphia'da çıkan The Saturday Evening Post adındaki resimli ve haftalık mecmuanın 4 Eylül 1937 tarihli nüshasında Kuzey Amerika'da Dakota eyaletinde yaşayan ve ecdatlarından müntakil güneş kültüyle amil bulunan Sioux adındaki yerli kabilenin ecdatları gibi yağmur duası yapmak için geçen Haziran'ın 1. ve 2. günü Cannonball denilen yerde toplanıp bol gıda ve yağmura nail olmak için dualar edip oruç tuttukları ve kabilenin geçmişteki muzafferiyetleri için güneşe şükranlarını sunarak kabilenin müstakbel nimet ve sendetlere nail olması ve akıl ve fetanet, perhiskarlık, rahm-ı şefkat gibi hassaların kabile efradı arasında izdiyat ve temadisi için güneşe karşı münacatta bulundukları hakkındaki izahata mütalli olduktan sonra yağmur duasının da diğer müteaddit hususat gibi Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğunda şüphem kalmadı. Yukarıda ismini verdiğim mecmuanın 76. sayfasında da yağmur duasına iştirak etmek üzere Montana ve Dakota eyaletlerinden gelmiş olan binden ziyade kırmızı derililerin ellerinde muhtelif renkli bayraklardan düz kırmızı renkli bayrağın onuru, düz siyah renkli bayrağın harp ve cidali, düz sarı renkli bayrağın kutsiyeti, düz yeşil renkli bayrağın küreyi arzı, düz mavi renkli bayrağın kainatı, düz beyaz renkli bayrağın da elem ve ızdırabı sembolize ettikleri hakkındaki izahatı gördükten sonra, Sioux'lar gibi vaktiyle güneş kültüne sahip olan ecdadımızın, Türk bayrağı için kabul ettikleri kırmızı rengin şeref, haysiyet ve onur manasını ifade ettiğini anlayarak öteden beri meçhulüm olan bu muammayı da halle muvaffak olarak ziyadesiyle memnun oldu. Kuzey Amerika, Peru ve bilhassa Meksika yerlilerinin binlerce yıl önceki ecdatlarından tevarüs ettikleri güneş kültüne ve tevfikan güneşe tazim ayinlerini ne suretle yapmakta oldukları ve güneş kültünde mevcut bulunan birçok hususatın kısmen tamamen veya kısmen az çok değişmiş bir halde olarak Müslüman dinine girmiş olduğu vesaire hakkındaki malumat ve izahatı havi olan İşbu 14. raporumla Meksiko'da 3 seneye yakın zamandan beri devam eden tetkikatımın nihayete ermiş olduğunu arz ederim. Bundan böyle burada fazla kalmaktan hiçbir fayda hasıl olmayacağı cihetle Meksika'da dil ve tarihimiz hakkında elde ettiğim mühim ve esaslı neticeleri Güney Amerika'da bulacağıma emin olduğum için Rio ve Janeiro maslahat güzarlığına tayin ve izamıma lütuf ve inayet buyurmalarını derin tazimlerimle mübarek ellerini öperek veli nimetim, yüksek önderimiz, ulu atamızdan İstirham ederim. Meksiko, 12. 1. Kanunu evvel 1937, Tahsin Mayatepec. Mayatepec raporuna tepkiler. Yayımımız üzerine Tercüman Gazetesi'nin deyişiyle beklenen tepkiler din çevrelerinden geldi. Öteki çevreler genellikle suskun kaldı. Yine beklendiği gibi. Tepkiler şöyle özetlenebilir. 1. Telaş ve panik. Din elden gidiyor kaygısı. Çok önemli bir kaygıdır bu. Din elden gidiyor demek, bir başka anlamıyla dine ve yutturmacalara dayalı çıkarlar elden gidiyor demektir. Karanlık koyulaştıkça yalanlar birer gerçek diye alınıp satılır. Bezirganlar çok iş yapar. Karanlığın beli ışıkla kırılınca da bu çevreler başlar telaşa. Yayımımız üzerine dinsel çevrelerde görülen en başta bu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Hürriyet Gazetesi'nin deyişiyle eski fetvaları andıran bir yazılı açıklamada bulundu ve özet olarak şunu söyledi. Bununla nereye varılmak isteniyor? Bu millete yeni bir din mi bulunacaktır? Bu millet dinsiz mi yapılmak isteniyor? Yani aman yetişin, din elden gidiyor. Diyanet başka şey söyleyemez miydi?
yazılanlardakini ele alıp ağırbaşlı olarak cevaplama yoluna gidemez miydi? Bunu yapamazdı Diyanet. Yapacak güçte değildi. Yaygaranın, gürültünün ötesinde hiçbir şeye gücü yetmezdi. Tarihte benzerlerinde görülen tutumu sergiledi. Yazıcıoğlu'nun açıklaması gazetelerde manşet olarak yer aldı. Başkan Yazıcıoğlu'nun açıklama biçimine büründürülen telaş yansımasında yayınımızla birlikte karanlığa karşı olanca gücüyle savaşan, ölümlü yaşamını ölmezliğe ulaştırıcı yapıtlarıyla herkese ışık tutan Profesör Doktor İlhan Arsel'in 100 yılımızın kitabı olacak değerdeki Şeriat ve Kadın adlı kitabının rol oynadığı görülüyor. Kimi sağ basında telaş oldukça büyük, kimi bütünüyle sövgü, gürültü ve sindirme amaçlı tehdit. Arada sırada bilgiçlik taslamalar, bilgi ve düşünceden uzak boş laflar. İslam polemikçilerinin tarih boyunca yaptıkları da sadece bu olmuştur. Örneğin Milli Gazete 19 Şubat 1988 günlü sayısında birinci sayfada gösteriyor tepkisini. Aynı gazetenin bir başka sayısında da Saçak Dergisi saçmalıyor ve Minyatür Beyinlerin İlim Anlayışı başlıklarıyla sözüm ona cevap veriliyor. Abuk sabuk şeyler ve sövgüler aynı düzeye inip cevap vermeye değmez. Ancak topal tağutunuza kulluk ediyorsunuz cümlesi üzerinde durmak istiyorum. Tağut sözcüğü Kur'an'da 8 kez geçer. Süryancadır, sapkınlık anlamındaki Toyota'dan geçmiştir. Kur'an yorumcuları şeytan ve put anlamları veriyor. Yazıda topal tağut denerek sövülen kişi belli. Tepki gösterilen yayımlarımızla bu kişiye kulluk edildiği ileri sürülmek isteniyor. Belirteyim ki kulluk en başta din ve şeriat inanırlarının işi. Yaşamlarında kulluk içinde kulluk olur. Tanrı kulluğu, padişah kulluğu, ağa, bey, paşa kulluğu, böyle nice kulluklar. Aileler bile kulluk düzeniyle efendi-köle ilişkileri içinde yürür. Örneğin kadın erkeğin bir kuludur, erkekse efendi. Cumhuriyet bu düzene son vermek istemiştir devrimleriyle. Kısacası kulluk din çevrelerine yakışır. Tepki gösterilen raporu sunan ve konuya ilişkin incelemelere açıklık ve aydınlık getirmeye çalışan kişi olarak ben, ne bu yazımla ne de başka yazılarımla birilerine kul olma amacını gütmüşümdür. Hiç kimseye kulluk etmedim. Kul olmadığım ve kulluk edenleri de bir ölçüde olsun uyarıp aydınlatmayı amaçladığım için bu tür yazıları yazıyorum. Bu dergide ve başka yerlerde. 2. Dergiye gönderilen yazılar. Bu yazılar içinde sövgüden uzak, oldukça ağırbaşlı olanlar da var. Örneğin, Edip Yüksel'in önceki sayfalarda yayımlanan rapor ve incelemeye gönderdiği cevap. Edip Yüksel'le paylaştığımız, buluştuğumuz noktalar var. Paylaşmadığımız, buluşmadığımız noktalar da var. Kim açılardan paylaştığımız noktalar? 1. Edip Yüksel, Kur'an dışındaki hadis kitapları çelişkili diyor ve hadis kitaplarına güvenilmeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Yüksel'in böyle bir şey ileri sürmesini alkışlarım. Gerçekten de hadis kitapları, en güçlü sayılanları bile uydurma hadislerle dolu. Ama neden hadis uydurma gereği duyulmuş ve bu uydurmalara başvurulmuş, bu çok önemli. Hadis uydurma çabalarında maddi çıkarların başta geldiği kuşkusuz. Ama yine bu çıkarlara dayalı olsa da bir başka şey daha var. İslam'ı belirli bir yapı içinde oluşturup geliştirme. Yapı, türlü sahteciliklerle ve yalanlarla oluşturulup geliştirilmiştir. Beyinler böyle yıkanmış, daha doğrusu kirletilip koşullandırılmış, uyuşturulmuştur. İnsanlar, kitleler böyle sürüleştirilmiş, istenen hedefe götürülmüşlerdir. Gerçekler böyle gözlerden kaçırılmış, ışık gelecek yerler kapatılmıştır. Yoksa karanlığın ömrü bu denli uzun olabilir miydi? İşte hadis uydurma çabaları ve uydurulan hadislere başvurmalar da bu alanda olanların bir parçası. Ama çok önemli bir bölümü. Hadislere güvenilmeyeceğini belirten Edip Yüksel'in unutmaması gereken yönlerden birisi bu. Yine unutmamalı ki, hadisleri aradan çıkardığımız zaman İslam'ın yapısından çok önemli bir kesimi gider.
Dahası çok şey kalmaz İslam'dan. Düşünün ki 5 vakit namaz, nasıl namaz kılınacağı, nasıl oruç tutulacağı ve öteki ibadet biçimleri Kur'an ayetlerinde yok. Hadisler kaldırıldığı zaman ibadetler dayanıksız kalır ya da çok büyük ölçüde dayanağını kaybeder. İslam hukuku adı verilen kesimin dayanakları da önemli ölçüde elden gider. Böyle olduğu içindir ki İslam'da 4 kaynak esas alınmıştır. Kitap yani Kur'an, sünnet yani hadis, icma yani İslam yetkili din bilirlerinin ele aldıkları konuda vardıkları görüş birliği ve kıyas yani hakkında ayet ve hadis bulunmayan bir konunun hakkında ayet ve hadis bulunan bir benzerine benzetilerek hükme bağlanması. Son ikisi ilk ikisine bağlı. Yani asıl temel olan ayet ve hadistir. Hadis de İslam'ın yapısında ayetten daha çok yer tuttuğuna göre hadisi İslam'dan nasıl çıkaracaksınız? Bunu İslam'ı bırakmaya göze almadan ve İslamcı olarak nasıl yapabilirsiniz? Bir başka önemli nokta. Kur'an'ın dışındaki hadis kitaplarına güvenilmez de Kur'an'a güvenilir mi? Nasıl? Kur'an'ın nasıl derlendiği ve zamanımıza dek nasıl geldiği hangi yollarla açıklanacak? Sırası gelmişken değinmekte fayda var. Kur'an'ın ilk orijinali Muhammed'den sonra yakılmıştır. Ona dayandığı ileri sürülen, hazırlanmış olan da, daha sonra hazırlanmış, çoğaltılıp kimi merkezlere gönderilmiş olansa orijinaliyle hiçbir yerde bulunmamakta. 2. Edip Yüksel, son peygamber bir sahabiydi başlığı altında peygamberin daha önce doğru yol üzerinde bulunduğu ve hiçbir zaman putlara tapmadığı yolundaki iddiaları doğru kabul etmiyor. Bu iddiaların Kur'an'da anlatılanlarla da çeliştiğini söylüyor. Yüksel, Muhammed'in daha önce kavminin dininde yani puta tapar bulunduğu görüşündedir. Bunu açıkça belirtiyor. Bu da alkışlanmalı bence. Hele ki bir İslamcıdan gelince. 3. Yüksel, Kur'an'da sahabilerin kınanmadıklarını, tersine övüldüklerini yazıyor. Sahabilerin Kur'an'da kınanmadıkları da doğru. Dahası iman ve salih amel yani dince geçerli sayılan ibadet, iyi tutum ve davranış çizgisinden ayrılmadıkları sürece kendileri için korkulacak bir şey bulunmadığı yani cennet yolunun kendilerine açık olduğu da anlatılmakta. İslam'ın mümaşat yani başka din inanırlarıyla bir süre birlikte yürüme politikasıdır bu. Puta taparlara bile sizin dininiz size, bizim dinimiz bize denmiştir. Daha sonra neler olduğu biliniyor. Paylaşamadığımız noktalar. 1. En başta Muhammed'in peygamberliği konusundaki inancı paylaşmıyoruz elbette. Tanrı varsa ve sınırsız bir güce sahipse yapmak istedikleri için neden peygamber kullansın? Bu onun tanrılık ve ululuk niteliğiyle nasıl bağdaşır? Bu konuda daha birçok sorular sorulabilir, sorulmuştur da. Ama sorular ya karşılıksız kalmıştır ya da gürültülerle, tehditlerle, saldırılarla bastırılmıştır. 2. Edip Yüksel'e göre sahabilik diye bir din yok, bunu savunuyor. Neye göre savunuyor bunu? Kur'an'ın dışındaki hiçbir kaynağı tanımadığını belirten bu kişinin bu savını da Kur'an ayetleriyle kanıtlaması gerekmez miydi? Evet ama bu yola gitmiyor Yüksel. Sabi'nin kimilerince benimsenen bir sözlük anlamını alıyor. Sabi, din değiştiren demektir diyor. Gösterdiği tek kaynaksa Lisanül Arap. Oysa bu sözlükte aynı sözcüğün başka anlamı ve sonraları hangi anlamda kullanıldığı yolundaki aktarmalar da var. Dahası bir din olarak da sabilikten söz edildiği görülmekte. Yüksel bunları görmezlikten geliyor. 3. Edip Yüksel, İslam'ın kurucusu saydığı İbrahim peygamberin gök cisimlerine ve putlara tapanlarla mücadele ettiğini söylüyor. İbrahim'in İslam'ın kurucusu olduğunu bir anlamda kabul ederim. Bir sahabi peygamberi olduğu ve İslam'da birçok ibadetiyle sahabilikten kaynaklandığı için İbrahim, İslam'ın da bir tür kurucusu sayılabilir. İleri sürülen mücadeleye gelince bu Kur'an'ın iddiası. Ama Yüksel
nedenli ciddiye almaz görünse de İbrahim'in gök cisimlerine tapındığı yolunda da ipuçları bulunmaktadır. 4. Edip Yüksel birçok ayeti de gereksiz yere gösteriyor. Bunların kendisini destekler, savını kanıtlar hiçbir yanı yoktur. Tersine birçoğu bizim anlattıklarımızı kanıtlar nitelikte. Sonuç: ne tür karşı çıkılırsa çıkılsın gerçek ortada. İslam tümüne yakın bir bölümüyle gök cisimlerine tapınmayı içine alan sabilikten gelmekti. Bu kaynaktan kimini doğrudan, kimini de Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinler aracılığıyla almıştır ve kesinlikle vahiy eseri değildir. Yani Tanrı, Muhammed'i aracı kılarak gökten indirmiş değildir. Tahsin Mayatepek raporunu dinlediniz. Rapordan önce yazılanlarla karşılaştırma yapmış ve üzerinde düşünmüşsünüzdür. Şimdi biraz daha karşılaştırma yapmanız ve değerlendirmeniz için güneş kültünü, ay kültünü ve yıldız kültlerini içine alan sabilikle ilgili yazılar sunulacak. Görüleceği gibi bu yazıların kimi Türkçe, kimi de Arapça. Arapça olanlar burada yayımlanırken ya olduğu gibi dilimize çevrilmiştir ya da yayımlanan metinlerle ne anlatılmak istendiği özetlenmiştir. Türkçe olanlara ilişkin de açıklayıcı not ve değerlendirmeler yer almaktadır. İslam Ansiklopedisindeki Sabiler maddesi. Maddenin yazarı Bernard Kardevu. Sabiler veya Al-Şabiya. Bu isim çok ayrı iki dini fırkaya delalet eder. Birincisi Mandeiler veya Subbaler olup El-Cezire'nin vaftizci Yahya Hristiyanları fırkasıdır. İkincisi Harran Sabileridir ki uzun zaman İslam hakimiyeti altında yaşamış müşrik bir fırka olup akidesi itibariyle dikkate değer ve yetiştirmiş olduğu alimler bakımından mühimdir. Kur'an'da 3 defa Yahudi ve Hristiyanlar arasında kitap ehli yani vahyedilmiş bir kitaba sahip kimseler olarak gösterilen Sabiler açık bir şekilde Mandeilerdir. İsim, batırmak, daldırmak kökünden aynın düşmesiyle türemiş ve vaftiz edenler, daldırmak suretiyle vaftiz ameliyesini yapanlar manasına gelmiş olmalıdır. Diğer gruptan olan müşrik Sabiler ise Kur'an'ın Yahudi ve Hristiyanlara gösterdiği müsamahadan istifade edebilmek için bu ismi ihtiyaden almış olabilirler. Arap müellifleri 4. asırdan beri Harran Sabilerinden daima alakayla bahsetmişlerdir. El-Şehrestani onlara çok uzun bir bölüm ayırmış olup burada akidelerini izah ve beyan etmekte ve bunları ruhani cevherleri kabul edenler, bilhassa yıldızların büyük ruhlarını kabul edenler arasına sokar. Menşede onların üstadları olarak iki peygamber veya filozof, Azimu yani demon ve Hermes'i tanır. Ki bunlar sırasıyla Şis ve İdris peygamberlerle aynı sayılır. Orfeus da onların peygamberlerinden biridir. Bunlar hakim, mukaddes, muhtes olmayan, celal ve azametine ulaşılması imkansız, fakat ruhlar vasıtasıyla kendisine yaklaşılabilen bir yaratıcıya tapar. Ruhlar ceferde hareket eder durumda temiz ve azizdirler. Cefer olarak cismani maddelerden ve cismani melekelerden münezzehtirler. Mekan içinde hareketleri, zaman içinde değişmeleri yoktur. Bunlar efendi, ilah ve en yüksek ilahi nezdinde şefaatçidir. Ruhu temizlemek, ihtirasları yenmek ve ezmek suretiyle bunlarla münasebete girilir. Fiilde bunlar eşyayı meydana getirmekte, yenileştirmekte ve bir halden diğer hale değiştirmektedir. İlahi azametin kuvvetini sufi varlıklara doğru akıtırlar ve bunların her birini başlangıcından itibaren kemaline kadar sevk ederler. Yedi seyyarenin idarecileri bunlardan olup seyyareler onların mabetleri gibidir. Her ruhun bir mabedi, her mabedin bir küresi vardır ve ruh, ruhun vücutta bulunması gibi mabedinde bulunur. Bazen seyyarelere anne derler. İşleri bu küreleri hareket ettirmekten,
onlar vasıtasıyla unsurlar ve madde alemine de tesir etmekten ibarettir. Mürekkebattaki karışmalar ve sonra cismani kuvvetler bundan meydana çıkar. Külli varlıklar külli ruhlardan, cüz'i olanlar da cüz'i ruhlardan hasıl olur. Nitekim umumiyetle yağmurun bir meleği, bir müekkel ruhu ve her yağmur damlasının da bir meleği vardır. Dünya hadiselerini, rüzgarları, fırtınaları, zelzeleleri onlar idare eder ve her varlığa kuvvet ve kanunlarını onlar dağıtır. Mevcudiyetleri tamamen ruhtan ibaret olup melek gibidirler. El-Şehrestani, heyakil denilen mabetlerde doğrudan doğruya yıldızlara tapan sabilerle, insan eliyle yapılmış mabetler içindeki yıldızları temsil eden yapma putlara tapanları birbirlerinden ayırmaktadır. El-Dimaşki'nin Nuhbat el-Dahri'nde sabilerin mabetleri ve putlarıyla dinsel merasimleri hakkında çok alaka çekici bir parça vardır. Mabetlerin şekli, basamak sayısı, süslerin renkleri, putların maddesi, kurbanların mahiyeti seyyarelere göre değişiyordu. Bu dini merasimler tarihi bakımından alaka çekicidir. Bu parçada ve başka yerlerde şüphesiz doğru olmayan insanların kurban edildiği ithamı vardır. Yahudi filozof İbni Meymun, Al-Dimaşki'nin bahsettiği putlara benzer putlar gördüğünü söyler. El-Şehrestani ayrıca şöyle ilave eder. Bütün sabilerin üç duası vardır. Bir ölünün cesedine temas ettikten sonra huslederler. Domuzun, köpeğin, pençeli yırtıcı kuşların ve güvercinin eti haramdır. Sünnet yaptırmazlar. Boşanmaya ancak hakim kararıyla müsaade ederler ve iki kadınla evlenmeyi kabul etmezler. Sabiler önce El-Cezire'nin kuzeyinde yayılmışlardı ve merkezleri eski Harran'daydı. Dini merasim dilleri Süryancaydı. Halife Al-Ma'mun onları takip ve mahvetmek istedi. Fakat fikri meziyetleri kendilerine müsamaha gösterilmesini temin etti. Hicri 259'a doğru meşhur Sabit bin Kurra, dindaşlarıyla mücadele ettiğinden Harran'da cemaatten kovuldu ve Bağdat'a gelip Sabiliğin bir kolunu tesis etti. Bağdat Sabi cemaati bir müddet sükun içinde yaşadı. Fakat Halife Al-Kahir onları tazyik etmeye başladı ve Sabit'in oğlu Sinan'ı İslamiyet'i kabule zorladı. Miladi 11. asırda Bağdat ve Harran'da hala pek çok Sabi vardı. Miladi 1033'te Harran'da bir kale gibi olan bir ay mabedinden başka bir şey kalmamıştı. Bu mabet zikredilen tarihte Mısır Fatimileri tarafından zapt edildi. Miladi 11. asrın ortalarından sonra Harran Sabilerinin izleri kaybolmaktadır. Bu asrın sonuna kadar Bağdat'ta bunlara tesadüf ediliyordu. Bu dini fırkanın meşhur şahsiyetleri şunlardır. Mümtaz bir hendese alimi, benzeri az bulunur bir heyet alimi, mütercim ve filozof olan Sabit bin Kurra, tabip ve meteoroloji alimi olan Sinan bin Sabit, aynı aileden diğer tabip ve heyet alimleri, müverrih olan Sabit bin Sinan ve Hilal bin Muhassin. Hakkında kati pek az şey bilinen meşhur kimyacı Cabir, muhtemel olarak Sabi'dir. Bu alimler, El-Dimaşki'nin madenler kısmında zikredilmiştir. Maddenin değerlendirilmesi. Kardevu burada klasik İslam kaynakları üzerinde duruyor. Kimi yerleri açıklıyor, kimi yerlerde de kendi görüşünü belirtiyor. Kabul etmek gerekiyor ki bu yazarın konuyu kavraması, bundan sonra sunulacak olan ilahiyatçı Profesör Cerrahoğlu'nunkinden çok daha yeterli. Öbür Türkçe yazıların sahiplerininkindendi. Örneğin, Şehrestani'nin kitabındaki heyakil sözcüğü heykelin çoğuludur. Heykeller demektir. Ama buradaki heykel, Türkçemizdeki heykel değildir. Tapınak anlamındadır. Aslı hekallu'dur. Ve yaratılış öyküsü, tufan öyküsü gibi öykü ve inançlarla birlikte birçok sözcük gibi Akatça yoluyla Sümerce'den,
Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına geçmiştir. Sonra da İslam kaynaklarına, niceleri gibi. Kardevu, sözcüğü doğru anlamış ve tapınak anlamını vermiştir. Cerrahoğlu ise sözcüğü Türkçedeki anlamında düşünmüş olduğunu belli ediyor. Kardevu, Şehrestani doğrudan doğruya mabetler, heyakil denilen yıldızlara tapan sabiler ile insan eliyle yapılmış mabetler içindeki yıldızları temsil eden yapma putlara tapanları birbirinden ayırmaktadır diyerek doğru açıklamada bulunuyor. Mabetler denilen yıldızlara tapan sabiler, Şehrestani'nin kitabındaki Asabul Heyakil'in karşılığıdır. Bununla birlikte Kardevu'nun da birçoklarının düştüğü bir hataya düştüğü görülüyor. Yazar, Kur'an'da söze edilen sabilerin vaftizci Yahya Hristiyanları olduğu görüşünde, Batı'daki doğu bilimcilerinin birçoğunun bu görüşü işlemelerindeki neden Hristiyanlık eğilimleri yüzündendir. Sabiliği Hristiyanlıktan doğmuş ya da bu dinin etkisinde yapılanmış gösterme çabasıdır. Bu yanılgı bizim yazarlarımızdan kimilerini de alanı içine sürüklemiş görünmekte. Örneğin Orhan Hançerlioğlu İnanç Sözlüğü'nde Sabilik maddesinde bir ayraç içinde Hristiyan demiş ve böylece Sabiliği Hristiyanlıktan bir kesim diye sunmuştur ve bir Hristiyan mezhebi demiştir. Hançerlioğlu bu arada bir çelişkiye düşmüştür. Aynı maddede, kimilerine göre de bir Yahudi mezhebidir. İbrahim peygamberin dinine bağlıdırlar ve öğretilerine mendeizm denir, diyor ve ekliyor. El Cezire bölgesinde yaşayan Mandeenler, Harran'da yaşayanlara Sabiler denir. Oysa Doğu bilimcilerin vaftizci Yahya Hristiyanları dediği kesim Mandeenlerdir. Vaftizci Yahya Hristiyanları amaçlanıyor gerekçesiyle Sabiliği bir Hristiyan mezhebi diye nitelemişken kalkıp bu kesimle eş anlamlı olan Mandeenleri Yahudilikten bir kesim olarak göstermesi çelişkidir. Hançerlioğlu bu çelişkisini Mandeizm maddesinde Yahudilerce sapkınlık sayılan bir Yahudi tarikatı diyerek de göstermiştir. Meseleyi esasında bilmediği başka örneklerle de belli olan Hançerlioğlu'nun bu konularda yazmaması gerekir ya da çok dikkatli olması. Gerçek şu ki Sabilik ne Hristiyanlıktan ne de Yahudilikten bir koldur. Vaftizci Yahya Hristiyanları da denen Mandeenler ya da başkaları ele alındığında bunlar da Hristiyanlıktaki ve Yahudilikteki inanç ve ibadet biçimlerine tanık olunabilir. Ama bu, Sabiliğin Hristiyanlıktan ya da Yahudilikten bir kol olduğunu göstermez. Daha önce de belirtildiği ve Tahsin Mayatepe'nin raporuyla da ortaya konulduğu gibi, bu dinler birçok şeyini Sabilikten, Güneş kültünden, Ay kültünden almıştır. Değerlendirme yapılırken söz konusu kültleri içine alan Sabiliğin, bütün bu dinlerden daha eski olduğunu unutmamak gerek. Sabilik, Muhammed döneminde de köklü bir geleneğe sahipti. Yöredeki tüm dinleri etkisi altında tuta gelmiş büyük bir dindi. O nedenle Kur'an'daki Sabilerle belirli bir mezhep değil, birçok yöreyi kaplamış, kurumlaşmış, geniş çaplı bir dinin inanırları amaçlanmakta. Bunların inandıkları din, Yahudilik ya da Yahudilikten bir kesim olamaz. Eğer böyle olsaydı, Yahudiliğin ikinci kurucusu sayılan Musa İbni Meymun, ileride kitabının bir bölümünden alınma yazılarda da görüleceği gibi olanca gücüyle Sabiliğin karşısına çıkmaz ve savaşmazdı. Kısacası ileri sürülen kimi görüşlerin tersine Sabilik herhangi bir dinin kolu, mezhebi değildir. Birçok din kendisine kol ve dal olmuş bağımsız bir dindir.